Finale hoş geldiniz. Süper Lig'de 21. hafta şu sıralarda oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçıyla son bulacak. Bursaspor Akhisar'dan hüsranla döndü. Beşiktaş karşısında futboluyla beyni toplayan yeşil beyazlı takım ligde 12 maçtır kazanamayan rakibi karşısında yine tanınmayacak kadar kötüydü ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maçı tüm detaylarıyla konuşacağız ama hedefte yönetimin ardından teknik direktör Paul Le Guen de var. Özellikle bu maçta yaptığı tercihlerle hedefe oturtulan isim oldu Fransız teknik adam. Özde de ne oluyor bu akşam, bunları da konuşmaya çalışacağız. Tabii özellikle sakat oyuncuların çokluğu Bursaspor'da bir problem haline gelmeye başladı. Sovun özellikle kiralık olarak alınan Sovun sakatlığı yine bir soru işareti. Bu hafta da oynayıp oynamayacağı belli değil Senegalli oyuncunun. Bursaspor'daki sakatlık durumunu konuşacağız. Daha doğrusu Bursaspor'da ne oluyor, Özce'de ne oluyor? Her hafta yaptığımız gibi oradaki sorunları konuşacağız. Çünkü bir hafta arayla yine değişkenli bir görüntü ortaya koydu yeşil beyaz takım. Kalan maçlarda yine kaç puan çıkartabilir? Şehirde hakikaten çok sıkıntılı bir hava var. Bunları konuşmaya çalışacağız. Final başlıyor. Olay FM'le ortak yayınımıza siz de soru ve görüşlerinizle katılabilirsiniz. Ekranın alt kısmından iletişim adreslerimiz geçiyor. Bu hafta bir yenilik yaptık. İletişim adreslerimize bir WhatsApp hattı da ekledik. Eğer bizi izliyorsanız ekrandan çekeceğiniz görüntüleri programımızda yayınlayacağız. Ara ara hatırlatacağım bu WhatsApp hattımızı. Ekranın alt kısmından da o telefon numarası sürekli geçecek. Eğer bizi izliyorsanız biz de bu görüntüleri ekranda yansıtacağız. Eğer bize WhatsApp hattından gönderirseniz. Devlet Altınel, Erkan Sağlık, Erdal Akçay, Beytullah Sünat hoş geldiniz. Merhaba sevgili Devlet Bey. Ne oluyor hakikaten? Yani daha doğrusu ortaya atayım. Geçen hafta çok mutluyduk aslında Beşiktaş maçı. Evet yazık oldu dedik. Belki acı bir sondu ama futbol hepimizi mutlu etmişti. Ne oldu da bir hafta sonra istediğimizi alamadık? Yani daha doğrusu Bursaspor istediğini alamadı. Sorun yönetimde mi? Paul Le Guen'de mi? Futbolcularda mı? Sen güzel söylemiştin. Ne yaparsa yapsınlar. Aynı şeyi yaptıklarını yapsınlar. Ama aynı futbolda sahada görelim evet. demiştin. Doğru bir tespitti. Ama demek ki bir şeyleri yapmamışlar. Yapılmayan ne? Hakikaten enteresan. Şimdi baktığımızda çok fazla detaylandıracağız ama ben şimdi burada yönetim bazında, evet yönetimin de parantez açıp onların da yaptıkları hataları dillendireceğiz ama ben Paul Le Guen'in son sınavlarını iyi vermediğini düşünüyorum. Açıkçası şunu da düşünüyorum. Keşke lig 17 haftada bitse. Yani geçtiğimiz sezon 27 puan, bu sezon 25 puan. Sonra tepe taklak aşağıya giden bir Bursaspor. Yani ne oluyor da bir şeyler oluyor. Ligin ikinci yarısında Bursaspor bir anda ateş hattının içerisine doğru hızla ilerliyor. En azından geçtiğimiz sezon yaşananlar var. Tekrarlamaya gerek yok. Bu sezon Paul Le Guen var. İşte ligin ilk yarısına beğenmediğimiz futbolcular gönderilmiş. Yerine 5 takviye yapılmış. Kadro kalitesi artmış ama sahada hiç de görmek istemediğimiz bir Bursaspor var. Şimdi bir de hangi Bursaspor konuşacağız? Bunun da kararını verelim. Bir Beşiktaş karşısında her şeyi doğruları yapan, mükemmel oynayan, direnç gösteren ve sonuçta bir puan da olsa hanesine yazdırmayı bilen bir Bursaspor var. Akhisar karşısında yine Başakşehir ve Alanyaspor karşısında izlediğimiz bir Bursaspor var. Şimdi 3 karşılaşmada görüntü kötü. Tek maç ağzımıza çalınan bir parmak bal. Ama bu şekilde devam edecek. Kandırıldık mı sence? Şimdi kandırılmaktan ziyade biraz açayım ben oraya. Yani Paul Le Guen neler yapıyor, neler yapması gerekiyor. Şimdi onu da biz irdeleyelim. Evet hocaya ders verecek halimiz yok ama yanlışları ortaya koymak da bir basın mensubu olarak da bizim görevimiz. Bunun için burada varız, bunun için yorumluyoruz. Şimdi Paul Le Guen biz dedik ki yani kadroyu
değişir mi değişmez mi tartışmasını yaptık. Geçtiğimiz hafta da burada konuştuk. Ama en azından kaybetmeyen, hakikaten futbolun doğrularını yapan kadronun değişmemesi gerektiğini vurgu yaptık. Ama Paul Le Guen hayır dedi, ben kadroyu değiştiririm dedi. Delarge'ı kesti, Kembo'yu oyuna dahil etti. Şimdi Kembo'dan beklentiler yüksek. Yani Beytullah onu dillendiriyor. Ligin ilk yarısında hakikaten Kembo faydalıydı ama ondan sonra yalnız teknik özelliklerinden dolayı Kembo oynatılmaz. Bu sabahki programda da söyledim ben. Dün Başakşehir-Fenerbahçe maçından sonra Aykut Kocaman çok güzel bir cümle kullandı. Ne değişti sorusu yöneltildi kendisine. Dedi ki futbol artık savaş oyunu. Yani savaş oyunu derken mücadele etmeden kazanamazsınız. Tek savaşmayacak oyuncu, tek oyuncu dünyada da Messi var dedi. Hakikaten eğer savaşmazsanız, direnç göstermezseniz, mücadele etmezseniz bir şekilde sonuca gidemiyorsunuz. Ben yazımda da belirttim. Artık o kadar belli ki yani Bursaspor'un nasıl durdurulacağı her şekilde formüle edilmiş. Ama Paul Le Guen rakiplerini bu önlemlere karşı nasıl alt edeceğini bir türlü formüle edememiş. Bunu görüyoruz. Yani baktığımızda işte Alanya'da gördük, Başakşehir'de gördük. En son Aksaray'da da gördük. Yani Bursaspor'a pres yaptıktan sonra, önde baskı yaptıktan sonra hiçbir şekilde oyun kuramadıklarını, oyunu yayamadıklarını, işte ileriye top atamadıklarını acı bir şekilde gördük. 90 dakikada iki pozisyonla çünkü Bursaspor maçı bitirdi. Baktığımızda yapılan işte mevki değişiklikleri, yer değişiklikleri, işte tek kişilik taşların yerinden oynaması bile Bursaspor'un fazlasıyla etkilediğini gördük. Yani bundan sonrası için açıkçası ben özellikle hep ondan kaçınmak istiyorum. Çok radikal kararlar için çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani ama sonuçta da ortada da tabelede yazan bir tablo var. 7 haftada 2 beraberliği, 5 mağlubiyeti olan bir takımdan söz ediyoruz. Bir faturanın artık birilerine kesilmesi gerekiyor. Kime? Artık kime en kolay, kime yani sonuçta futbolda en kolay fatura her zaman teknik adamlara kesilir. Sonra sıra yönetime gelir. Ondan sonra da o değişiklik işe yarar. Hocayı gözden çıkardın yani. Ya şimdi ya çıkardım derken yani sonuçta ben yine 1-2 kredisini, o 1-2 maç kredisi olduğunu peki inanıyorum. Geç kalınabilir mi 1-2 krediden sonra? Ama geçtiğimiz sezon fatura çıkarıldı. O faturadan sonra Bursaspor 4 işte teknik adam değişikliğine gitti. En azından kısa süreli de olsa toplamda 5 teknik adamla çalıştı Bursaspor. Bunun da pek işe yaramadığını gördük. O yüzden çok soğukkanlı, dirayetli bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Evet yanlışlar var ama bence her şey Paul Le Guen elinde. Eğer doğru kurguyu sahaya yansıtabilirse, doğru oyuncu tercihlerinde bulunabilirse ben işlerin yoluna gireceği inancındayım bu kadro kalitesiyle. Bitti mi? Çok kısa kestin bu akşam. Bitti. Erkan daha dolu, o yüzden Erkan'ı soruyor. Yani ne buyursun ben oldum. Sorun Paul Le Guen'de mi Erkan sence? Bence, yani bu maç için mi yoksa genelde konuşabiliriz. Yani, bence bu maçta Paul Le Guen'in evet. Hataları ön plana çıktı. Ben Galatasaray maçından beri Paul Le Guen'de olduğunu söylüyorum bu sorunun. Çünkü o maçı da Bursaspor kazanacağı maçtı. 1-0 öndeydi. Yaptığı oyuncu değişikliklerle maçı eliyle alıp Galatasaray'a teslim etti son 10 dakikada. Yani veya işte yapmadığı değişikliklerle. O maçtan buraya zaten Bursaspor çok da rahat oynayarak kazanmadı. Hep sıkıntılı bir süreçten geçti yani hep işi birazlar. Zaten 7 maçta değil mi kazanamıyor Cevit abi? Evet. Yani çok önemli bir rakam. Ama hocanın şöyle bir şey var. Hoca mesela derste de çok iyi çalışmıyor Orhan. Hatta Beytullah da yazmış mesela. Yani siz rakip Akhisar en etkili oldukları konu Olcan'ın attığı serbest atışlar ve frikikler. Siz orada da ona önlem alamıyorsunuz. 33 saniye daha faul yapıyorsunuz. Bunu önlemek lazım. İşte şey onun yaptığı faul. Arkasında oyuncu tutamadı. Arka arkaya geldi. Yani onun dışında zaten Akhisar Spor'un çok da fazla öyle etkili olduğu zamanları yok ama Bursa Spor gerçekten kötü bir görüntü çizdi. Ama bunda tabii ki hocanın payı çok yüksek. Yani ben Delers Kembo değiştiğini kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Yani çünkü Kembo'nun sadece oynaması burada etken değil. Yani Kembo'nun sol kanatta oynaması bile problem yani. Çünkü niye Yusuf, geçtiğimiz haftanın en iyi oyuncusu Yusuf
İşte Quaresma'yı, Oğuzhan'ı işte çok güzel geçti, çalımlarla gol attırdı. İşte Gökhan'ı oyundan çıkarttı diye övündüğümüz Yusuf sağ kanatta oynadı. Ya sağ kanatta oynayan bir Yusuf maçı sol bekte tamamladı. Yani bu tamamen hocanın bence vizyonsuzluğundan kaynaklanıyor yani. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum yani. Sağ açık oynayan bir oyuncu maçı sol bekte tamamlıyorsa bence burada ortada çok büyük bir problem var yani. Çünkü yani dediğim gibi siz sol tarafta oynasa belki daha etkili olacak bir oyuncu ki zaten adamın asıl mevki orası. Alıp kendi ellerinizle kendi kendinizi bıçaklıyorsunuz aslında, hançerliyorsunuz. Böyle bir durum var. Bir kere hoca şöyle bir şey var Orhan. Yani hoca hücum futbolu oynatmıyor. Çok oyunu tutuyor. Yani asıl handikap bence o. Yani bu belki dizgilerini salsa yeşil beyazların daha farklı da bir fotoğraf çıkabilir belki ortaya. Çünkü yani koşmayın mı diyor, baskı kurmayın mı diyor? İleri çıkmayın diyor. Ya biz ileride çoğalamıyoruz. Mesela bak biz ileride korner atıyoruz. Kornerde dönen topu bile bizim anca Yusuf ve Barış Yardımcı kendi yarı sahamıza topu karşılıyorlar yani rakibi. Aslında hiç kimse tutmuyor belki de orada. Biraz da önde durmamız lazım. Yani o kadar çok yani forvetle defans oyuncuları o kadar büyük boşluk var ki yani evet, bizim ön numaralar çok stoperlere yakın oynuyorlar. Yani bu da bence hoca istiyor bunu. Çünkü rakip pas yapacak, üstünüze gelecek, topu kapacaksınız, gol atacaksınız. Ama her zaman kedi kaymak yemiyor. Yani işte 90 dakika siz Kembo'yu tahammül ederseniz ya adamı aldı, forvet arkası attı, ön numara attı. Yani bu kadar da değil. Aziz Bey hiç geldi yani mesela ön numara. Yani bunlar kabul edilir şeyler değil. Bunlar yaratıcılık değil. Yani Aziz bugün Akhisar maçı çok iyi oynasaydı ön numarada son 10 dakikada ya vay be hoca muhteşem bir hamle yaptı diyemeyiz yani. Çünkü Aziz'in gerçek mevki orası değil ki. Yani Aziz sol tarafta iyiyse orada oynatmak lazım. O yüzden bir sıkıntı var. Dediğim gibi yani Yusuf etkili olabilirdi ama hocanın yüzünden çok etkisi olmadı. Bir de şöyle bir şey var. Yani bizde bir de kaçak güreşen oyuncular da var. Onu da el pas etmeyelim yani. Gözden kaçmayalım. Badu mesela. Çok fazla öne çıkmıyor. Yani o kadar kaçak güreşiyor ki yani oyunda sürekliliği yok. İşte Bostock'ta mesela geçen hafta 8 milyon euro diyordu Çevit abi. Bu hafta bonservisi 250 milyon euro indi. Yok yok, Bostock ben yine maçın en iyisiydi bana göre Bursa Spor'un. Gerçekten Beşiktaş maçındaki... yani maçın takımın Bursa Spor'un en iyisi. En iyisi. Mesela ne yaptı? Yapmak istediklerini yaptı ama ona karşı bir reaksiyon yani göstermedi. Yani verilen görevi yerine getirdi. Yani en azından ara pası attı, birkaç ara pası attı. Mücadele etti saha içerisinde. Buradaki esas sıkıntı, Erkan devam etsin ama Beşiktaş maçıyla Akhisar arasındaki tek fark şuydu. Bursaspor Beşiktaş karşısında, Beşiktaş aynen Akhisar'la yer değiştirmiş gibi düşün. Bursaspor Beşiktaş'a oynatmadı. Beşiktaş oynatmayınca da istediğini elde etti. Yani Akhisar'da Bursaspor'u oynatmadı. Evet, aynen öyle oldu. Sıkıntı burada başlıyor zaten. Eğer o formülü devam ettirebilse Bursaspor bir sıkıntı kalmayacak. Yani hiçbir şekilde Bursaspor'un rakibini oynatmaması gerekiyor ki bu formül tutsun. Katılıyor yoksa... musunuz Erdal Akça? Yani Akhisar'ın Bursaspor'u oynatmadığını mı düşünelim? Yani ben çok katılmıyorum bu görüşe. Bursaspor'un rakibi üzerinde baskı kuramadığını düşünüyorum ben. İşte ondan kuramıyor yani, orada sıkıntı olur. Koşmadı yine. Bak geçen hafta koşan, saldıran. Bak dün akşam ben Başakşehir-Fenerbahçe maçını izledim. İzlediniz mi? Evet. Kendisiyle de kendi vurdu mesela. Başakşehir'siyle. Yani buradan bence şu çıkıyor. Paulo Guen, işte herkes söylüyor. Az önce Erkan da söyledi. Beytullah da ya, rakip analizi yapma konusunda zorlandığını düşünüyorum evet, ben. Evet. Aynı fikirdeyiz. Çok vasat gibi görüntü sergiliyor. Buyurun Erdal Bey. Ben o zaman sözüme rahmetli Mehmet Özman abimizin bugün mesajlar da var onun. Vefatının 9. yıl dönümü. Onun sen Bursa Spor'sun, çıkacaksın, 3 atacaksın, 5 atacaksın, kazanacaksın sözleri hala hafızalarımıza yer ediniyor. Evet, gerçekten Bursa Spor, Akhisar maçında gördüğümüz Bursa Spor, yani bizim beklediğimiz Bursa Spor değil. Değildi. Daha saldırgan, maçı kazanmak isteyen bir takım hüviyetinde bürünmek gerekiyor Bursa Spor'un. Pollegüen'in rakipleri ya çok fazla saygı duyuyor ya da çok fazla gözünde büyütüyor. Gerçekten kariyerine bakıyorsunuz. Yani böyle bir kariyer yapmış teknik direktör. Türkiye'de bu tür hataları korkuyor nasıl yapıyor? Korkuyor mu sence rakiplerde? Çekindiği kesin. Yani siz bakıyorsunuz şimdi şampiyon takımlar arasında oynadığınız maçlara bakıyorsunuz. Maç öncesi verdiği demeçler, hep rakibe saygı duymalar, işte aramızda çok büyük bütçeler var, bilmem ne var. Yani futbol bütçelerle oynanmıyor. Tamam. O önemli bir kriter ama hakem düdüğü çaldıktan sonra mücadele eden, maçı kazanmak için varını yoğunu sahaya süren takımlar kazanır maçı. Evet. O zaman
Barcelona'nın hiç puan kaybetmemesi lazım. Dün akşam bakıyorsunuz Getafe ile kendi sahasında golsüz berabere kalabiliyorsa demek ki rakip takım da rakibi durdurmak, gol yememek için her şeyi yapmış. Yani öbür türlü 10 tane atması lazım Barcelona'nın. Ama siz de Akhisar'la oynuyorsanız daha saldırgan olacaksınız. Maçı isteyeceksiniz. Bakıyoruz ya Bursaspor'un pozisyonu yok ya. 45 dakika rakibin duran silahları var. Serbest atışlar çok iyi kullanıyorlar. Sürekli faul almaya çalışıyoruz. Bunu bile bile ceza sahası bölgesinde 6 tane faul yapıyorsunuz. Ve hepsi de kritik noktalar. Ne oldu? Mustafa Yumlu bir tane bomboş vurdu. O da boş, o da gol olabilirdi. Kafayla önce. Evet, golden önce bomboş vurdu, dışarı gitti. İkincisinde ayağıyla dışarı gol attı yani. Hatta topuk pasıyla. Belki de sezonun golü olacak yani. Belki de hayatının golünü attı da belki Puşkaş ödülünü aday gösterecek bir gol. Yani İbrahimovic gibi attı. Aynen öyle. Ya, yazık günah yani. Bursaspor bu değil. Bin dolayında taraftarınız gitmiş Akhisar'a. Müthiş destek veriyor. Daha ne istiyorsunuz? İç sahada birçok takım bu kadar taraftar bulamazken siz deplasmana götürüyorsunuz. 2000 kişilik yer verseler 2000 kişi gidecek. Zaman teknik direktör de futbolcular da Bursaspor'u giydikleri formanın hakkını verecekler. Yani nasıl bir camiada mücadele ettiklerini bilecekler. Bakıyorsunuz yani sıradan bir takımdan daha kötüyüz ya. Yani Akhisar... Şu an biz de sıradan bir takımız zaten. Çok kötüyüz yani. Sıradan takım dediğiniz zaten biz sıradan takımız yani. Bu noktaya geldi. Yazık yani. İnsan üzülüyor. Beşiktaş maçındaki o mücadeleye bakıyorsunuz. Kazanmak için futbolcular varını dişine takıyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Uzatmada gol yiyorsunuz. Yıkılıyorsunuz. İnsanlar 30 bin kişinin üzerine taraftar evlerine üzgün gidiyor. Akhisar maçına bir umut diyor insanlar. Bu hafta yeneceğiz diyorlar. Çünkü neden? Beşiktaş maçında o mücadeleyi gördüm. Yani kazanan takım olarak bakıyorum ben. Uzatmada gol yemiş olabilir Bursaspor ama neden kadroyla oynarsınız? Yani kanatları neden değiştirirsiniz? Kanadın birini bitirdiniz. Delerce devam başlasaydı, biraz da daha saldırgan olsaydı, yani önde basmaya çalışsaydı Bursaspor, ben kesinlikle Akhisar'ın pozisyon dahi bulacağını düşünmüyorum. Ama siz resmen davetiye çıkarıyorsunuz. Bu gidişatı da sonlandıracak. Kemba'ya özel bir ayrıcalık tanıyor olabilir mi sence kendi getirdiği için? Valla antrenmanlarda iyi olduğunu için forma verdiği söylüyor ama bence... Valla görmedik işte, bize alı sağda mı yapıyorlar diye yani sorduk. Ne olursa olsun yani Orhan. Şimdi Delers Yusuf kanatları bir hafta önce işlediyse ve iyi işler yaptıysa Akhisar gibi bir deplasmana da... Maceraya gerek yok. Aynen çıkacaksınız. Hamle gücünüzü ikinci yarıda yapabilirsiniz ama Delerci kestiniz, Yusuf'u öbür kanada çektiniz. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bir bakıyorsun oyun içinde sol bek ön libero'ya geçiyor. Ön libero hatta 10 numara pozisyonuna kadar oynayan Badu sağ beke geçiyor. Yani abi ağır gol atmak gibi ya. Olacak iş değil ya. Yani bu saçma yani sapan Bursaspor şey bu kadar kadro kalitesi arttı diyoruz. Sayısal anlamda arttı diyoruz ama oyun içinde bakıyorsunuz ortada bir işlemeyen bir çark var. Bu çarkı da döndürecek olan Paul Lugin'in bence kendisi. Yani hala ders almadıysa da çok fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Teknik direktörün devamı konusuna gelecek olursak ben yine de Mayıs'a kadar devam etmesi taraftarıyım açıkçası. Cevdet Bey'in iyimserliğine gıptayla bakıyorum demiş bir izleyicimiz. Sadece onu dinlesem Bursaspor ilk beşti diye düşünürüm demiş. Ya iyimser, ben iyimser konuşmuyorum yani. Geçtiğimiz hafta UEFA Kupası'na gidiyorduk. Bu hafta liglik alamayacağını söylüyorsun. Niye abi? Niye öyle adamı? Allah kahretmesin. Nereye nereye düşürdüler biz değil mi? Beytullah, Polle gel mi sorun? Şimdi üstünden bir şey rica edeyim. Bugün ona verdiğim fotoğrafı arkada gösterebilirse eğer. Bir fotoğraf var. Üstünü gösterebilirsen fotoğrafı. Şimdi burası Akhisar Spor'un tesisleri. Yani bizim mahallelerde yapılan tesislerimiz inanın vakıf daha konforlu. Tabi vakıf diyor, 5 yıldızlı otel gibi kalıyor. Mahalle arasında yapılan tesislerimiz bizim daha konforlu ve Süper Lig kulübünün şu anda bir tesisi burası. Şunu söyleyeyim futbolcu kardeşlerime, teknik kadroya. Nerede antrenman yaptığınızın, nerede yaşadığınızın, nerede forma giydiğinizin biraz farkına varın. Kıymetini de bilsin. Kıymetini bilin. Bakın Süper Lig kulübünün tesisi burası. Bir cennette yaşıyorsunuz. Bursa gibi bir şehirde yaşıyorsunuz.
nerelerde antrenman yapıyorsunuz, hangi kulübün formasını giyiyorsunuz, birazcık farkınıza varın, birazcık farkına varın diye bu fotoğrafı çektim. Hemen zaten stadyumun yanında olan bir tesis. Çünkü farkına varmadıklarını görüyorum. O açıdan söylüyorum bunu. Bir hafta öyle, bir hafta böyle gelgitler yaşıyorsak zaten ortada takım olma anlamında ciddi sıkıntılar yaşadığımızın bir göstergesidir bu. Yani ben hakikaten yorumculuk dönemimin en sıkıntılı dönemini yaşıyorum yani kendimce. Bir hafta öyle konuşuyoruz, bir hafta böyle konuşuyoruz. Pollegoen için neler dedik? Bugün tamamen güvenimi yitirmiş durumdayım. Takım için Beşiktaş maçından sonra ne konuştuk? Bugün yerden yere vurulmayı hak ediyorlar. Hakikaten Bursaspor bizi de öyle bir duruma getirdi ki, yani birisi dese ki bana, sen geçen hafta arkadaş böyle söylüyordun, şimdi ne söylüyorsun? Haklısın derim yani. Hangi Bursaspor konuşuyorsun? Haklısın derim yani. Yok, geçen hafta söyledik, bizi kandırmayın dedik. Yok, söyledik yani. Ayrı bir konu da. Yani genel bir fotoğrafa baktığımızda ortaya böyle bir şey çıkıyor. Kandırıyorlar mı yani? Şimdi bunda ötesi yok. Şu var, hocaya güvenimi kaybetmiş durumdayım tamamen. Özellikle söyleyeyim. Peşin konuşmayın ama bence. Yok, ben güvenimi kaybettiğimi söylüyorum. Ama güven geri konu. Kazanılabilecek bir şey. Yani güvenimi kaybettiğimi söylüyorum. Bunu niye söylüyorum? Hocayı mesela maçtan sonra çok sakin gördüm ben. Basın toplantısında beraberdik. Çok sakin gördüm. İkinci yarı iyiydik dedi. O dedi, bu dedi. Mesela takım ikinci yarı sahaya çıktı. Galibiyet yemin etti. Niye maçın başında yapmadınız bunu mesela diye sorayım ben. Yani Bursaspor'un, ben mağlubiyetleri hiçbir zaman takılmıyorum mesela. Ama Akhisar senin karşısında mücadele gösteriyorsa sen de buna bir karşılık vermek zorundasın. Her hafta söylüyoruz ya. Yani takımda forma rekabeti arttı dedik. Al yine oynatacak futbolcu. Rekabet, yani geçtiğimiz hafta bunu söyledim ben. Forma rekabeti var dedim. Bugün bakıyorsun hepsi gene yerlerde. Evet, girenler. Hakikaten gene yerlerde. Yani bak, ne konuşacağını insan şaşırır duruma geldi yani. O durumda. Tamam da bunun sorumlusu kim? Sorumlusu bir tek Pollegoen değil. Onu söyleyeyim. Yani kim? Bak, güvenimi kaybetmiş durumdayım. Ama burada yönetim de suçlu. Yani Pollegoen'e karşı güven duyacağız yani. Kime karşı kim? Güvenimiz var? Ya oradan şu maçtan sonra ben kime karşı güveneyim yani? Neye güveneyim? Bilmiyorum ben de. Neye güveneyim yani? O zaman yani maçı kapatalım mı? Ya maçı beraber izledik mesela değil mi? Dükkanı kapatalım. Ya oradan birisi çıkacak, o zaman masaya yumruğunu vuracak yani. Kim yapacak? Ben mi yapacağım bunu burada yani? Ya birisi toparlayacak ortayı. Bu kulübün başındakiler bunu da toparlayacak olan yani. Bu kulübün başındaki kişidir toparlayacak olan yani. Şunu söyleyeyim. Eğer bir teknik adam Bursa Spor'da mesela veya herhangi bir takım başında 2 milyon euro yakın para kazanıyorsa, o takım da hedefi ligde kalmaksa, ben zaten hocayı hiç tutmam burada yani. Çünkü niye? Yani hedefi olan bir takımda, yani ligde kalmak olan bir hocanın 2 milyon euro para kazanması gerçekten çok abes de iştikal yani. Yani. Böyle bir hocanın bizi mesela daha zirvelerde, yukarılarda oynatması lazım bir takım. Ama biz şimdi neyi konuşuyoruz? Futbol yok, mücadele yok, 7 haftalık galibiyet yok ya. Düşünsene yani, bugün kim olsa kapının önüne koyacağımız bir ortamdayız yani. Maçtan önce strese girmesi gereken kim? Biz gireceğiz. Adamlar 12 haftadır kazanıyor. Aynen. Mesela golü attılar, dikkat edersen hemen çekildiler geriye doğru. Yani atsan bir gol, bak dağıtacaksın ortalığı. Ortalığı bitireceksin yani, maçı kazanacaksın belki. Yani o şekilde daha üstüne gidemiyorsun. Kaleci bir kere yere attı, 80. dakika. O da Arapas. Evet. Yani bu kadar da değil bu işler yani. Ya bakıyorsun orta alanda, ya bir Oğulcan adın. Ya arkadaş, bak şey bu, 3 maç geldi, 3 maç 3 sarı kart. Ya faul yapmayacaksın. Buralarda faul yapmayacaksın. Akhisar'ın tek özelliği bu. Yani onu yapmayacaksın yani. Adam zaten onu bekliyor. Bak onu bekliyor. Duran top bekliyor. Kornerden atacak, serbest vuruştan atacak. İçeri gideceksin, penaltı. Ya onu bekliyor. Yani bu özelliğini dahi eritememenin, bu özelliğini dahi bulamamanın rakibin, bu teknik bir sorun. 6 puan kaldı Konya Spor'la arada. Biz kimi yeneceğiz biz? Ama Alanya'ya kaybettik. Akhisar'a kaybettik. Gençlerbirliği'yle beraber kaldık. Bunlar hep kümede kalma mücadelesi veriyor. Şimdi kimi yeneceğiz biz? Tamam da Pollegoen geldiği günden beri de şunu söylüyor. İyi günlerde de söyle. Herkes ayağını yere sağlam bassın. Ya basıyoruz zaten. Yani, şampiyon olacağız demedik yani. Uçmasın demeye getiriyor. Yani bizim bu sene ilk puan durumunun ilk penceresinde olalım yeter diyor. Orhan, benim isyanım niye biliyor musun? Şimdi Erkan söyledi, Badu. Maç seçemezsin arkadaş. Bak, maç seçemezsin. Kötü oynayabilirsin. Ama mücadele etmemezlik yapamazsın. Çoğu pozisyonda sana gösterdim. Kılını kıpırdatmıyor. Kıpırdatmıyor.
Jereskem bu ya burasını Katar zannediyor ya da Suudi Arabistan. Ya sen bugün antrenmanda görsen var ya Belito, yani hakikaten alırsın hemen kapılara koyarsın. Bak. Takmış kafaya o zaman ölçer saatler var ya kronometre, onu takımı da koşturuyor oynayan oyuncuları. Ya gülerek eğlenerek, ya bu kadar da değil abi. Ama bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Buradaki sorun başkan ve yönetimde. İşte oranın dediği yere geleceğim ben şimdi yani. Otorite sorunu. Niye? Otorite sorundan ziyade biz abi 15-16 tane yabancı var takımda ya. Kardeşim yerli oyuncuya birazcık ağırlık vermemiz lazım zaten. Yani. Biz her yolda bulduğumuz her yabancı oyuncuyu aldık biz zaten yani. Evet. Sen Güray'ı almıyorsun, gidiyorsun Kemboy getiriyorsun. İşte atıyorum Yasin'i almıyorsun, onun yerine Sov geliyor falan filan yani. Bizim yerli kalitesini arttırmamız lazım. Yani bu içerideki duyguyu, düşünceyi, her şeyi yaşayacak oyuncular lazım. Yabancı oyuncular şu anda Bursaspor'un bulunduğu durum, ben sana söyleyeyim, bugün Oran'da beraberdik. Bir tek Titi ve Ekong'un umundaydı. Yalan mı Oran? Antrenmanda. Kayseri Spor. Daru teki konuşuyordu, üçü. Yine onlar üç konuşuyorlardı. Badu ile konuşuyorlardı. Badu, evet. Onlar kendi aralarında işçiler yapıyorlardı. Yani ne olacak ne bir şey. Ama bizdeki yabancı oyuncu çok bir problem yani. Ben buna karşıyım Oran Gülü'yü. Ben buna karşıyım. Kayseri Spor Teknik Direktörü iki hafta önce diyor ki, beşincilik yarışında Bursa Spor var diyor. Evet, bir maç sonrası. Kayseri Göztepe maçı sonrası. Evet. Dün Okan Buruk diyor ki, Bursa Spor gibi bir takımı yendik biz. Büyük takımı yendik. Kadro kalitesi olarak çok yüksek bir takımı yendik diyor. Ya bu yani bizim düştüğümüz duruma bak. Rakiplerin bize bakış açısına bak. Şunu net ortada bir tezatlık var. Beytullah bak şimdi orada tezatlık var. Şu tezat değil. Tezat olan bir şey yok ortada. Ortada şu var. Bursa Spor Lig'in 5. şampiyon olmuş takımı. Her takım Bursa Spor'la oynarken artı motivasyon sağlıyor. Bu net. Yani Bursa Spor karşısında oynadığı futbolu bakıyorsun, diğer maçlarını izle. Aynı şekilde dirençli futbol sergilemiyorlar. Bir şekilde Bursa Spor nasıl İstanbul takımlarına karşı o motivasyonu sağlıyorsa Anadolu takımlarına, Trabzon hariç, onlar da artı motivasyonla sahaya çıkıyorlar. Yapacağın bir şey yok. Beşiktaş karşısında oynadığın futbolu onlara da oynayacaksın. Onu yapacaksın. Yapacağın bir şey yok. Erkan yabancı futbolcular diyor. Ya Galatasaray'da kaç tane Türk var? Atıyorum yabancılar çıkıyor. Çatır çatır top oynuyor. Bu yabancılarla alakalı abi olan... Onlar da gergit yaşamıyor mu Allah'a sersen? Yani, gergitler yaşıyor yani. Türk futbolu... Onlar hoca değişti yaptı bir şekilde kan değişti. Biz, bizim gergitlerimiz çok. Geçen sene diyorsun işte kötü futbol var. 27 puan topladın beğenmedin hoca gönderdi. İşte hoca kaliteli hoca geldi. İsmi var. Sahada futbol yok. Yine gergitler yaşıyoruz. Yani ortadaki problem, biz ne istediğimize karar verelim Bursa Spor olarak. Ya biraz sabır mı göstereceğiz? Belli bir süre mi tanıyacağız? Ha, biz kısa sürede, kısa vadede başarı mı isteyeceğiz? Onun kararını. Ya kimse başarı da bak. Bir şekilde şimdi, vermek şimdi bak, buradaki asıl problem net, hepimizin ortak fikri, bu problemin %70'inin kaynağı Paul Le Guen. Ben sana Paul Le Guen'dir. Sen çok büyük kısmını teknik heyete verdin. Bu işin içine bu işin içine yönetimi de koyman lazım. Koyman gerekiyor. Sen çok fazla kısmı şeye koydun. Şunu söyleyeyim öncelikle. Başarı konusunda doğru. Ne istediğimize karar verelim ayrı konu. Herkesin isyanı ortaya konulan vasat görüntüye. Bak herkesin isyanı buna. Puan da yok. Bak herkesin isyanı buna. Beşiktaş maçında sen yedin son dakikada golü. Kimse bir şey dedi mi sana? Ne attık gazetemize? İzleyicilerimizden de fotoğraflar geliyor. Mesela gazetemize başlık ne attık Cevdet abi? Sen Beşiktaş'a son dakikada golü yedik. Evet. Biz ne attık biz gazetemize başlık? Hoş geldin Eyruh dedik mesela. Evet. Yani insanların insanların isyanı buna. Bak tribünde 1000 tane taraftar gelmiş. Bir dakika susmadılar. Emin olun birçok futbolcu sahada onlar kadar terlememiştir. Tüm Bursa işte bu isyanı yaşıyor. Hatta şunu ekleyeyim ya. Onlara inandığı kadar futbolcular da hoca inanmıyor. Bak bence o var ya, futbolculara ben hiç bir şey demek istemiyorum ya vallahi. Ya mücadele etmeyenler var eyvallah, ama hoca da çok takımı kimyasız oynuyor ya bence. Bence. Bu kadar olmaz ya vallahi. Takımı olmaz. Kötü takım diye. Kötü oyuncular var ama hoca da çok kimyasız oynuyor. Jereskembo'nun tercih edilmesiyle alakalı şunu söyleyeyim. Bak Jereskembo dediğim gibi İki çalım atacak diye beklersek biz yanmışız. Şimdi oyuncusu her zaman sürüyor. Jereskembo'yu solda oynatarak, bak solda oynatarak kendisi zaten çıktı. Yusuf'u sağa attın, Yusuf'u bitirdin. Deler zaten yedek düştüğü vakit sıkıntı yapan bir futbolcu. Deler'ci de bitirdin. Bir hamleyle 3 futbolcu taça çıktı. Ya Beytullah adam bak, zaten hoca canı sıkıntı Deler'ci çıkıyor ya. Bir hamleyle 3 futbolcu birden bitti. Tabii. Deler'ci, Yusuf, Kembo'yu zaten bunun içine koy. Bak bir hamle 3 futbolcuyu bitirdi. Yusuf'un karşı karşıya kaçırdığı pozisyon. Yusuf o pozisyonu orada değil de solda yakalasa ne olur? %100 gol olur. Ya Yusuf'un özelliği şu. Yusuf sağ kanada geçtiği vakit
topu sağa alıyor. Sol ayağını alana kadar ama orada, durmaz dersen. Orada ben sana katılmıyorum. Bir tek ondan bahsetmiyorum. Diğer pozisyonu ters ayaklı çekse bak. Topu solla içeri bırakacak. Evet abi, Yusuf, Yusuf'u diğer kanada koyduğun vakit Yusuf'u diğer kanada koyduğun vakit topu sol ayağını alırken sıkıntı yaşıyor. Bu belli. Bunun yeri sol kanat. Ya orası tersli. Evet, bir hatırlatma yapayım. Az önce ekranda gördünüz. Alt kısımdan WhatsApp iletişim hattımız geçiyor. Eğer bizi izliyorsanız bir fotoğraf gönderirsiniz. Biz de finalde bu fotoğrafları yayınlıyoruz. Yayınladık. Siz de gönderirseniz sizin fotoğraflarınızı da göndeririz. Tekrar ekranda bizi izleyen Bursa Sporlular'ın görüntüleri. Hemen alt kısımdan WhatsApp numaramız geçiyor. Biraz mail okuyayım. Mailler bir hayli çoğaldı. Siz geçen hafta dediniz ki Beşiktaş maçında takımı iyi gördük. Ama hafta Eksel karşısında kötü sonuç çıkarsa bilmemiz gerekiyor. Farklı problemler vardır demiştiniz. Katılıyorum. Bence de başkan ne kadar daha finans sağlayabilir kulübe? Adamın fabrikası var evet ama sanayi sektöründe bu kadar yüksek para kayıpları olan firmalar da batıyor. Bu şekilde de bakmak lazım. Polle Güen çok kibar, mütevazi. Futbolcuları da böyle alıştırdı diyor. Rakiplerden farkında ama biraz agresif olup sert futbol Bursaspor'u yıldırıyor demiş rakiplerin sert futbolu. Bence eli maşalı bir hoca lazım Bursaspor'a demiş Yunus Çolak. Bursaspor 60 puan mı toplar 50 puan mı toplar diye tahminlerde bulunurken senin hayranın Tuncay Uçmaz bu takım 2 senede 60 puan toplar oldu demiş. Geçen seneki filmin ikinci serisi çekilmiş anlaşılan. Bu şehri futboldan soğuttular. Biz kendimizi 5. büyük görüyoruz. Fakat görüntü hiç de öyle değil. Allah yardımcımız olsun. Bu sene sıkıntılı geçecek belli demiş Tuncay Bey. Zaten yeniliyoruz. Bari atak futbol oynayarak yenilelim demiş Yasin Yılmaz. Böyle adam gibi yenilmiş oluruz. Bütün futbolcular karşı takım atmasın diye futbol oynuyor o zaman demiş. 34 maç berabere kalalım. Yazık böyle sistem olmaz. Birileri anlatmalı hocaya demiş Yasin Yılmaz. Forma rekabetini de yanlış anlıyoruz galiba. Şöyle bir kadrodaki oyuncuları gözümüzün önünde getirelim. Kembo mesela hiç de biraz daha çalışayım da formamı kaptırmayayım diye düşüneceğini zannetmiyorum. Ama Orant oynuyor. Rekabeti bakan mı gibi adamlarla sağlarız. Hedefi olan adamlarla. Bu adamlar Bursaspor'dan gitseler yine hemen hemen aynı kalibrede kulüplere imza atarlar demiş. Adnan Orhan, maç seçerek oyun oynayan futbolcuları ve Liguen'i basketbol maçına götürüp bir antrenör oyuncusunu nasıl ısırıyor ve oyuncuların galip gelme hırslarını görmelerini tavsiye ederim demiş. Bunu yapan teknik adamlar. Tebrikler Pota'nın timsahlarına. Son 9 maçında galip geliyorlar. Bir tebrikler de Filenin timsahlarına. Mütevazi bir kadro ile playofflara katılma potasındalar. Yarın 13 Şubat Salı günü saat 14'te Lider Karayolları ile maçı var. Taraftarlarımız yarın destek vermeyi bekliyoruz demiş Adnan Orhan. Biz de hatırlatmış olalım sizin mailiniz sayesinde. Ali Ay'ın bir an evvel istifa etmesi gerek ki gelecek yönetiminde zaman kalsın olmaz demeyin. Bu gidiş hayır alamet değil. Hep 5 maç alsak yeter diyoruz. Oynayacağımız maç sayısı azaldı fakat hala 5 maç almamız gerekiyor. Ne zaman alacağız? 5 maçımız kalınca mı demiş Tolga Yeriş. Bir önce atak futbolu oynatan bir hoca bulmamız lazım diyor Yasin Bey. 2010 ruhunun yüzde kaçı var Bursa Spor'da? Bence çeyreği yok. İnanın pişman oldum, kombini aldım. Bu oyunla kombini hak etmiyorlar. Seyirciye yazık, günah. Sonra ürünlerde satış yok vesaire diyorlar. Neyini alalım ürünleri demiş Ümit Aksoy. Ya ürün ayrı, bu iş ayrı ya. Vallahi sistemde bir değişikliğe gitmesi lazım. Kasaba takımlarının maç sonu yaptıkları alay edici tezahüratlar bir Bursa Sporlu olarak gücümüze gidiyor. Acaba topçular ve yöneticiler o tezahürattan sonra ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar? Hiç mi hırs yok, hiç mi zorlana gitmiyor anlamış değilim. İnsanda biraz gurur olur demiş Zeynel Eren. Evet, burada keselim. Şu an radikal bir hamle yapmak gerekiyor mu sizce? Bakın, bu yönetimin istifası da olabilir. Hocanın istifası veya gönderilmesi de olabilir. Sence? Veya futbolcuların içinden birkaç kelle alıp en azından bir etki, bir mesaj da verilebilir. Ama oyuncuları da dinlemek lazım ki. Belki oyuncuları şikayet eder. Evet. Yani belki de hoca ben ortaya söyledim. Bak, bu bir görüş. Senin bu görüşünü ben sadece ortaya attım. Yani doğru söylüyorsun.
Belki oyuncuların da şikayeti var. Yani oynattı belki de oynamak istiyor. Belki oyuncuların da bir şikayeti var. Yani onu dinlemek lazım. Ama kim dinleyecek? Alay dinliyorsa da bir sıkıntı ya var zaten yani. Bursa Spor'a futbol aklı yok ki. Kim dinleyecek? Doğru söylüyorsun yani. Yönetimin bırakması bir fayda getirir mi kalan? Yönetimin bırakmasından çok Mayıs ayındaki kongrede aday olmaması olmayacaklarına dair bence bir deklarasyon yayınlasa zaten camiada camiada mı? Çok daha yani en azından bazı şeyleri durdurabilir. Tansiyonu biraz düşürebilir diye düşünüyorum. Olmuyor işte yani iyi niyetle gitmiyor. Son iki yıldır bakıyorsunuz Bursa Spor tamamen geriye gitti. Sportif anlamda hep ligde kalmamaya yönüyor. Aşağılarda geziniyor. İdari anlamda da bir şey göremiyoruz. Yani bakıyorsun bak, tamam sağ sonuçları kötü gider de kulüp uçar gider. O da yok yani. O da yerlerde sürünüyor. Yani Bursa Spor idari anlamda da çok kötü. Bakıyorsun hiçbir proje uygulanamıyor. Geleceğe dönük hiçbir şey yok. Yani bence yeni yönetimin önü açılması lazım. Mayıs ayında Sayın Başkan aday olmayacağını bir an önce deklar etse hayra geçer diye değerlendiriyorum onu. Aslında onu da dinlemedi. Başkan lazım. Zaten açıkladı ya. Yani daha vereceğim dedi yani. Mayıs sonunda kararını verecek aday ya da değil. Sonuçta adaysa da Mayıs ayında çıkacak. Sence? Yarışacak. Sence? Bence. Bence yine bekleyecek. Şimdi Orhan biraz önce soru sordu yine net cevap vermedi. Net cevap bekliyorum sana. Ya şimdi, o da bana sordu. O da sana sordu. Şimdi teknik direktör konusunda ben söyleyeyim mi? Ben de söyleyeyim. Şimdi aynı şeyleri bir kere bir dakika. Sonuçlar elde edilmiş. Hayır şöyle hala öğrenemedik. Şöyle. Yani. Ben bugün için yapılması gereken radikal bir hamle var mı diye sordum. Bence yok. Peki Malatya Spor maçından sonra var mı? Evet olabilir. O mantıklı. Yine maçlık değerlendiriyorsun ama abi. Ya şimdi maçlık. Şimdi Malatya maçını kazandık. Gittik Galatasaray deplasmanına mağlup olduk. Bir şey oldu. Yani yine. Ben ne görüyorum biliyor musun? İki hafta önce yazdım ya yönetimle futbolcular arasındaki bağ kopma noktasında diye. O kopmuş. Bence artık hoca ile futbolcular arasındaki bağ da kopma noktasına gelmiş. Hoca arayı yapayım derken? Yani benim gördüğüm fotoğraf bu şu an. Bak yönetimle hoca arasındaki futbolcular arasındaki o bağ bence kopmuş. Yönetimle hoca arasındaki bağ da kopma noktasına gelmiş. Hoca arada kaldı bence. Ama onu biraz açman lazım Orhan. Şimdi yönetimle şimdi bir şirket yönetimiyle işçi arasında ne gibi bağ olabilir? Yani sonuçta tamamen duygusal. Yani sonuçta anca parasal bakımdan futbolcuların belli bir sıkıntısı vardır. Verilen sözler yerine getirilmez. Futbolcular da buna tepki gösterir. Sence yerine getiriliyor mu? Ya başkanın yaptığı açıklamalar bizim de onu kamuoyuna paylaşmamız verilen, geç de olsa sözler ani tarihte getiriliyor. Şöyle ki yani bu tarihte 2 ay gecikmeli yerine getiriliyor. Öyle bir sıkıntı var. Yani onun dışında farklı bir sıkıntı varsa onu bilemem. Mesela doğru bir hamle yapmış geçen hafta. Beşiktaş maçında. Tabii bunu kırarak dökerek mi yaptı? Kendi mi konuştu yoksa haber mi gönderdi bilmiyorum. Futbolcular Beşiktaş maçıyla ilgili yönetimden bir prim istemişler. Zaten 50 bin lira prim benim var. Benim duyduğum Hasan Parlak aracılığıyla da başkana iletmişler. Başkan da kesinlikle prim yok demiş. Normalde galibiyet primi. Zaten 50 bin liraydı. Beraberlik işi. Yani futbolcular başkana Beşiktaş beraberliği ile ilgili bir prim talebinde bulunmuşlar. Başkan da kabul etmemiş. Doğru yapmış. İç sahada beraberliğe prim mi olur ya? Maçtan sonra mı önce mi? Maçtan sonra. Tabii. Maçtan sonra. Zaten 50 bin lira galibiyet primi. Evet. 50 bin lira. Valla o 2 dakikaya dayanacaklardı, yemeyeceklerdi golü. Şimdi bir de şöyle bak. Adamlar da 7 maçtır kazanamıyor. 7 maçtır para kazanamıyor anlamına gelir bu yani. Ama sonuçta Bursa Spor'a kazanamıyor. Yok, kulüp olarak da kazanamıyorsun yani. Şey söylerim abi. Kulüp de kazanamıyor. Ya istiyorlar diyoruz ya mesela. Ya adamlar 7 maçtır onlar da kazanamıyor. Yani kimse aslında kazanmamak istemez ya. Öyle de bir durum tabii var canım, abi. Şimdi kim istiyor? Düşünsene Beşiktaş'ı yeniyor 50 bin. Pakistan'ı yeniyor 25 bin. Ya çok büyük paralar yani. Bir de bunda geçinen oyuncular vardır %100 sana söyleyeyim. Çünkü düşünsene 3-4 ay geriden gidiyorsa sadece primle geçiriyorsun abi. Evet. Hepsinin ev kirası var. Ben mesela birçoğunun işte ev taksiti vardır. Yani onlara ben takılı kalmıyorum aslında da. Peki sorun ne? Sorun mu ne? Sorun bence Bursa Spor Kulübü son yıllarda bir tane ne futbol şube savunmuş çıkarabiliyor. Böyle aradaki diyaloğu, ortamı sağlayacak. Ne bir menajer çıkarabiliyor. Yani hiçbir şey çıkaramıyor yani. Hoca da zaten hiç çıkaramıyor. Altı ama
Bence öyle görüyorum yani mesela. Bu dönemki Hasan Parlakay bir önce yükselici olarak. Ondan önce Necmettin Kocaman. Ondan önce Erkan Köstan döneminde var mıydı futbol şubesiniz? O dönemde yapmadılar. Yine zaten menajer vardı. Menajer vardı, Aynal vardı, Rıdvan Ağa vardı. O zaman da mesela çok iyi gitmedi. Ama ondan önce mesela bakıyorsun Mesut Mestan vardı. Erkan Kamat döneminde iyiydi. Adil yani hakikaten şey. Mesela futbolda diyalog sıkıntısı var olan Adil abi vardı mesela Adil Cengiz'de. O köprü yani o görevi yapacak adam yok mesela. Şu diyaloğu ortamı sağlayacak o yok. Niye var? Yok. Hasan, yapamıyor mu Hasan? Yapamıyor ya. Bence. Hüseyin Gedik? Yapamıyor yani. Ya yapamıyorlar ya. Lan şimdi ben ikisini tanıyorum yani. Yapıyor dersem yalan söylerim burada şimdi yani. Başkan kendi... Ya başkan şöyle düşünüyor. Ben başkan çok insan ya. İyi niyetle yaklaşıp, baba şefkatiyle yaklaşıp bu işi çok kolay çözebileceğini düşünüyorum ama böyle bir futbol dünyası yok. Çünkü. Yani bak geçtiğimiz sezon Bursaspor'u son saniyede ligde bıraktık. Bu sene son saniyede de 15 hafta önce Yeşil Bursa'yı düşürdüler. Kararsızlıktan. Bak 15 maç var, Yeşil Bursa küme düştü. Aynı fotoğraf ha, sana söyleyeyim. Geçen sene de Bursaspor gidiyordu bu şekilde. Çünkü karar alamıyorlar bir türlü. O mekanizma çalışmıyor. Bunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Bir türlü Yeşil Bursa'ya gönderdiler. Aynı o operasyon gidiyor mesela. Bir de bak Bursaspor'da mesela bak ilerliyor haftalar. Hocaya gönderelim mi, göndermeyelim mi? Karar veremeyecekler. Bak Malatya'ya yenecek, gönderemeyecekler. Galatasaray maçında gideceğiz. Yine üstüne vuracağız yani. Futbolu. Sence gitmeli mi hoca? Bence hoca değişmesi lazım. Ya hoca olmuyor lan yani. Bak ne diyorum bir daha tekrarlayayım. 2 milyon euro kazanan bir hoca ile eğer biz ligde kalacaksak zaten düşelim yani. Ama yani öyle bir hoca getiriyorsan şampiyon oynaman şey lazım. Mesela soruyu bir şey vermesi söyleyeyim. Lazım. Bir şey katması lazım bana. Bak peki, soruyu soruyorsun ya. Hoca gönderilen sayın... bir faturası olmayacak mı Erkan? Abi o sözleşmesinin detaylarını bilemem ben. Ona göre sözleşme yapsın. Oraya sen soruyu soruyorsun ya. Bak Sayın Başkan da emin ol kaç kişiye sorudur etrafında. Sıkıntı aslında bu. Bak Sayın Başkan biliyorum, iyi biliyorum. Mesela bunu Yeşil Bursa Başkanı Sayın Cem Öztürk de yapıyor. Etrafına soruyor. Şimdi bir tanesi diyor biraz bekleyelim Malatya maçını diyor. Öteki diyor hoca diyor toparlanır diyor. Öteki geliyor hocayla diyor yok bu iş gitmez diyor. Bu sefer kafa kafa oluyor allak bullak. Şimdi normaldir yani. Şimdi koyuyorum kendimi yerine. Herkese danıştığım vakit ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Ama Sayın Başkan futbolu bilen insanlar kulüpte olmadığı için ben... şu an bunun sıkıntısını yaşıyor. Şimdi ben Cem Öztürk'ün mesela yaşadığı sıkıntıyı biliyorum. Teknik direktörle yaşayacak. Gidip mesela kimlere soruyor. İşte ondan sonra kimlere arada, soruyor? Ondan sonra arada ciddi sıkıntılar çıkıyor. Kimlere soruyor? Sayın Başkan da, şimdi isim vermeyeyim burada. Sayın Başkan da mesela bu problemi yaşıyor. Erdal abin dediğine katılıyorum. Futbol aklı kulüpte yok. Yok, kesinlikle. Zaten bak bir kişi daha iyi olmuş olsa, bak doğru yönlendiren, bu işi bilen, futbolu bilen, hocanın hocanın yaptığı hamleleri herkesten daha doğru bir şekilde yorumlayabilecek bu çok bir kişi önemli. Olsa ve başkan ona güvense emin olun bizim burada hiçbir şey söylememize gerek yok. Kulüpteki eksik değil mi? Hepsi sadece bir de şu söylememize da gerek kalmaz. Sakinliğini koruyacak bir insan yok. Yani ortalığı idare edecek. Tabii ki. Atıyor mesela yalanla bile ortalığı idare edecek bir ya yapıda Erkan, insan bak, yok yani. Bu iş 3 kişiye bakar. 3 tane profesyonele bakar. Getirirsin onlardan sorarsın hesabı. Der ki Cevdet abi getirmişim ben Cevdet abi. Ne yapayım kardeşim dersin. Bir fikrim var sonuçta bu işi biliyorsun profesyonelsin. Hemen söylüyorum. Bak ayrı konu söylüyorum. Hocayla yollarımızı ayırır dersin ona göre hamle yaparsın. Ama o kişiye güveniyorsan o kişinin futbol bilgisi varsa doğru yorumluyorsa tecrübeliyse. Şu an şimdi, biz böyle sen soruyorsun ya. Başkan Emirol herkese soruyor. Aman öyle. Hiç şey olmaz böyle ben şey. Ben ona karşıyım. Geçen sene onu yaşadık. Yani Mutlu Topçu gibi bir teknik direktör gelecekse Paul Le Guin sonuna kadar devam. Kimi istiyor? Yani sonuna kadar devam etsin. Kim ya. Olsun? Ya ben şu an onu karar veremem. Yani o çok ince bir çizgi. Ya hoca yani kalsın da kararını... kalsın ben ama hoca ne yapıyor ya? Hoca ya, şey yok yani. Eğer göndereceksen de onun yerine tamam bu abi. Takımı toparlayacak bir teknik direktör ya, getiremezsen şimdi, kez, bak kimse şimdi, seni tutamaz. Bak şimdi burada. Söyleyeyim ben sana. Hasan Parlakay maçtan sonra bir açıklama yapmış bir arkadaşımıza. İşte hocayla ilgili bir tasarruf olacakmış şeye. Cevabı başkanımızla görüşeceğiz tesise gittiğimizde şeklinde bir ifadesi var. Şimdi hoca da bunları okuyordur mutlaka. Etrafında var. Mesela ben bugün Sayın Başkan'dan bekliyorum ki. Bir açıklama yapsaydı mesela Sayın Başkan. Şimdi hocayı tartışıyoruz burada. Ben sonuna kadar arkasındayım diyebilir. Az Yıldırım onu yapıyor mesela. Bak sonuna kadar arkasındayım diyebilir. Diyebilir mesela bilmem. Bak ben bilmem. Ama durmak da önemli. Bak. Hamza Hoca'nın da arkasındayım bunu. Şimdi bu konuda kendisi. Sayın Başkan'ın fikridir önemli olan. Bak biz burada yorum yaparız. Taraftar da yorum yapar. Ama Sayın Başkan'ın yapacağı hamledir burada önemli olan. Şimdi hoca okumuyor mu? Yapılan eleştirileri duymuyor mu? Bugün şehre çıktığında mutlaka ona da bir şey söylüyorlar. Bekliyorum mesela. Bekliyorum. Hoca sabah gayet mutluydu. Selam verdi. Ya ne olacak Orhan? Adamın maaşı garanti şeyi galiba. Ne yapacak yani? Mutsuz. Ben hoca ile sezon sonuna kadar devam edilmesi kanaatindeyim. ama araya
araya, bak araya, futbolcu milletini, az önce birileri kim dedi yalan da söylese, yalan söyleyecek birine ihtiyaç var. Gerekirse araya, araya bir tane o futbolculara abilik yapacak, gecesini gündüzünü onlarla geçirecek, bak gecesini geçirecek. Hatta ve hatta az önce Beytullah mı söyledi? Bu hoca yaramıyor. Biz bunu gönderelim. Başka biri gelsin diyebilecek bir akla ihtiyaç var. Sayın bunu yapmadığın sürece bugün de Pollegen'i getir gönderip yarın X bir hocayı getirsen de yine aynı devam edecek. Devam eder. Orhan sabahleyin seninle ne konuştuk? Erken gitti değil mi tesise? Hatta gittik havalı dedi bir baktık Mustafa Ritman'a çıkıyor. Mustafa dedi ki kulübeye girmiyor değil mi? Girmiyor değil mi? Yanına gittim hatta da konuşamadık. Müsait değil. Bunu Mustafa kulübeye girecek bir kişi söylesene bana kulüpte şu anda. Başkana dahil. Hocaya. Söyleyebilir mi abi? Kimse söyleyemez. Hocaya mı? Hocaya. Kimse söyleyemez. Söyleyemez abi. Onu konuştuk sana işte. Kimse söyleyemez. Mustafa kendi de söyleyemez. Hocaya hiçbir şey söyleyemez. O zaten söyleyemez. Ya niye söyleyemezsin? Ya bana anlatma Cevdet abi. Bak şimdi söylüyorsun. Niye söyleyemez değil mi? Yok niye söyleyemezsin ya? Sayın Başkan. Sayın Başkan bizim Mustafa kulübeye girsin. Bir dakika şimdi. Niye çekincesi olabilir? Niye söyleyemez? Tamam söyleyeyim ben sana. Tamam karıştırıyorsun. Adam kendi fikrini söyleyecek yani. Özcü'de yayın yaparken. Özcü'de yayın yaparken Sayın Başkan'a bir soru sorduk. Sportif direktör düşünüyor musunuz diye. Sayın Başkan ne cevap verdi? Pollegen'i kim getirdiniz? Hoca ne düşünür demedi mi? Aynen. Hoca ne düşünür demedi mi? Önemli olan benim kulübüm ne düşündüğü bence. Sportif direktörlük tamam ya o tamam. Ne fark eder? Abi ya, var ya. Bir şey söyleyeceğim. İşin ufak bir şey olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Ya konum verme ismini koymuyor. Abi de ya. Abi getirdim de. Bu sizin abiniz de. Ne oluyor? Bir şey mi oluyor yani? Oyuncular da hepsi yabancı. Ya olsun onlarla da konuşabilecek. İdare edebilecek. Abi de ya. Abi getirdim de. Yok, yani bence de çok yani şu an var ya bak Malatya maçına kadar çok önemli hamleler adımlar atması lazım. Yani ben şunu merak ediyorum bak. Şimdi biz bunu zamanında gördüğümüz için söylüyorum. Şimdi bu abi şunu yapabilecek mi mesela? Bunu zamanında gördüm. Sonunda ya. Şimdi futbolcu biri geliyor diyor ki adam da 2 aydır 3 aydır maaşını almamış, prim yok. Tamam mı? Diyor ki bu akşam kız arkadaşımı yemeğe götüreceğim diyor. Ama cebimde para yok diyor. Bunu söyleyebilecek samimiyetli bir abi diyorum. Bunu şimdi gidip başkana söyleyebilir mi futbolcu? Veya bir herhangi bir yöneticiye söyleyebilir mi? Şu an kime söylüyor? Söyleyemiyor işte. Yani cebimde mesela genç oyuncular var orada. Furkan var, Sinan var, Rüştü var, Muhammed var. Ben merak ediyorum. Ceplerinde parası o paraları olmayınca muhakkak yoktur da şu an alamadıklarına göre. Kız arkadaşlarıyla veya kendi aralarında ne yapıyorlar merak ediyorum. İşte, temin dedin ya Beşiktaş başında prim istediler. Evet. %99 bunun için istemişlerdi zaten. Yani. Personel ve bazı genç oyuncular için. Yani. Hakikaten zorlu süreçten geçenler vardı. Şimdi orada, o abinin cebinde her ay koyarsın 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira neyse. O prim adı altında hani 29-30 tane biliyor ya. Onu 31 yap, 32 yap. Ama sırf bu işler için kullanılmak amacıyla yap. Bazı oyuncuların maç verdiği söyleniyor. Biz bunu zamanında gördük. Dediğim gibi birisi çok sıkışık oluyor, bir yere borcu oluyor. Atıyorum 3-5 bin lira ama cebinde parası olmuyor. O abi çıkarsın versin. Şimdi borç olarak versin. Şimdi bu yapılıyor mu bilmiyorum. Belki yapılıyordur ama. Bir iki oyuncu veriyormuş bazı oyunculara. Yani personel özellikle maaş veren. Bak bilmiyorum yani. Belki yapılıyordur. Bu iş ama bu isim, ayrım yapılmadan olması gerekiyor. Bu iş için bir isim var mı aklında? Ben düşünüyorum mesela. Aklıma gelmiyor. Cevdet biz o zaman kalkalım Bursa Spor'da yöneticilik yapalım yani. Orada bak, arkadaşlar var, çalışanlar var yani. Sıkanlar var, her şey var. Cevdet abi bir şey söyleyeyim mi sana? Hiç zaten şey biz burada isim vermedim. Kendimizi çünkü konuşuyoruz. İsim verince, vermeyeceğiz canım. İsim yani verince bu defa ben, farklı anlaşılıyor. Bak kendimizi konuşuyoruz, yırtıyoruz ya. Hiç de bir şey olmaz, bekleme. Bak konuşuyoruz burada belki hararetleniyoruz, ayrı bir konu ama hiç de bir şey olmaz. Valla ben kamp döneminde... Sezon başında siz daha iyi biliyorsunuz, yurt dışı kampına gittiniz. Kulüpte şu an çalışan o profesyoneller için neler söyleniyordu? Ne oldu? Bir tanesi alındı mı görevden? Neler söyleniyordu biliyoruz hepimiz. Ne oldu? Hepsi hala görevde. Bunları ben söylemiyordum. Bunları ben söylemedim. Bunları sayın yöneticiler söylüyordu. Hepsi aynı hala görevde. Üstlerine gelen bir ekstra bir göreve gelen bir ciddi anlamda bir profesyonel var mı? Yok. Şimdi de olmaz. Bak beklemeyin. Olmaz. Beklemiyoruz da. Söylüyoruz da. Biz de bedava söylüyoruz. Onlara o zaman yetki ver diyoruz. Bedava söylüyoruz. Yetki ver onlar yapsın. Valla sezon başı kampında başkanı zikrettik öyle isim. İngilizce bilmesi çok önemli dedi bizim için geldi böyle. Yani herkesin İngilizce bilmesi gerekiyormuş görevde olanların. Bravo. Tabii öyle dedi. Şu andaki görevdekiler de öyle zaten. Kendi işte Hasan Parlakay var, Hüseyin var. Üstü reklamımız var mı?
Şu resimleri bir daha bir ver de izleyicilerimiz hem görsün bir daha bir at. Hatırlatalım. WhatsApp hattımız ekranın alt kısmından geçiyor. Bizi izliyorsanız eğer bir fotoğraf gönderip siz de finalde yayınlıyoruz. Ara ara fotoğrafları da görüyorsunuz. Siz de finalde yer almak istiyorsanız WhatsApp hattımıza fotoğrafları gönderebilirsiniz. İstiyorsan reklama da evet, şu an ekranda. Da güzel oluyor. En azından izleyicilerle bütünleşmiş oluruz. Deminki fotoğraftaki Serdar'ın amcasının çocuğu. Öyle mi? Cemil benim çocuğu kardeşim. Tamam, süper. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar stüdyoda olacağız. Yeniden birlikteyiz. İkinci bölümde mailleriniz maşallah bir hayli fazla, onları da yavaş yavaş eriterek devam edelim. WhatsApp hattımıza da kilitlenme noktasına gelmiş ama siz yine de gönderin. Elimizdeki fotoğrafları, gelen fotoğrafları da ekranda göstereceğiz. Sizlere geçen hafta da yazdım. Bu takım dış sahada asla maç kazanamaz. Takım göz göre göre uçuruma gidiyor. Çok acil önlemler alınmalı. Öncelikle hoca ve ardından yönetim gitmeli. Çözüm bu demiş Engin Karaduman. Kötü futbol bir yana, ligin mücadele etmeyen tek takım açık ara biziz. Geçen hafta bizleri yanıltan Beşiktaş maçında olası bir galibiyet primi olsa gerek demiş. Bu ruhsuz ve isteksiz kurgusuyla her hafta oynanan takım 2 hafta sonra düşme potasında olursa kimse şaşırmasın. Bugünkü yazında başkan ikinci katta neler olduğunu araştır diyorsun. Sabahtan akşama kadar özleyeyim deyip de bunları duyup göremeyecek kadar basiretsiz davranılıyorsa eğer, sen bildiklerini biz taraftarla paylaş da herkes kimin ne olduğunu ne yaptığını bilip ona göre tavrını koysun demiş Erkan Kentsu. İkinci kat hangi kat alıyorlar? Futbolcu katı. Sorayım dedim ikinci kat. Zemin var mı? İkinci kat futbolcu katı. Mustafa Er niye pasifize edildi? Aktif değil demiş Ercan Karyar. Niçin Mustafa Gönden gibi bir eski futbolcudan idari menajer olarak faydalanılmaz demiş. Sayın Albayrak gibi diye birisi, ya Zeki Eren Sayın yazmış. Abdurrahman Albayrak gibi. Geçen yıl Hamza Hamzoğlu gönderilsin mi kalsın mı diye tartışıyordunuz ve ben öncelikle Önder Özen'in sportif direktörlüğe getirilmesi fikrini vermişim. Hatta sonrasında görüşmelerde olmuş sanırım. Hoca ile sezon sonuna kadar devam edilsin ama sportif direktörlüğe acilen birisi getirilsin ve Mustafa Er'in yetkileri de arttırılsın. Şu anda yapılacak başka bir şey yok. %100 katılıyorum. O zaman Mustafa Er'in sportif direktör yapalım. Bilemem, o da olabilir bak. O da olabilir. Yani o da bir, o da bir çözülmesi yardımcı. Tabii o da bir çözüm olabilir. Bir seçenek. Harun'dan kaptanlık alınsın çünkü takıma ateşleme yapabilecek bir ismin kaptan olması lazım. Çünkü Harun'u pek sallamadıkları ortada demiş Hakan Kurtuluş. Neyse, kaptan bu hafta dönüyor sahalara. O da çok önemli bir faktör diye düşünüyorum ben Pablo'nun. Batıca gelir, dertler biraz azalır. Evet. Erdalakçı'ya kral gelecek, dertler bitecekti. Evet, ben de katılıyorum. Leguen'e 2 milyon euro vereceğimize Trabzonspor'dan 1.8 milyon euro alan Ersun Yanal'ı çağıralım demiş Fatih Oruç. Mesela bir tane de hakkı var kardeşimiz, bizi sürekli izliyor, takip ediyor. Yani radyoda da dahil ediyor. Mesela Bilic demiş o da. Gerçi bunlar hoca gittikten sonra veya değişirse gündeme gelebilir ama isimler tabii var mı? Var tabii, gündeme gelebilir. Yönetimin bir tane doğru hamlesi var mı? Son hafta Ankara yanar, ben söyleyeyim demiş Mesut Kamil Çelebi. Ya tabii müthiş bir çaresizlik görüyorum ben Özce'de. Yani bugün de onu hissettim ben. Bir çaresizlik var hakikaten. En kötü şey de o zaman. Tamam, yani işte bir şekilde yani evet. Az önce konuştuğumuz konu, karar alma konusunda bir sıkıntıları var. Yapalım mı yapmayalım mı, işte herkese soruyor başkan, herkes de, ama bir netice var mı? Sormasında bir sıkıntı. Sormasında bir sıkıntı yok. Soracaktır tabii ki herkese. Mutlaka fikrini soracaktır. Onda bir şey görmüyorum ama karar alma konusunda sıkıntıları muhakkak var. Bence şuna katılmıyorum bak.
Herkese fikir sorulmaz oran. Şimdi ben burada bir şey sorsam farklı bir konuda herkes farklı bir şey söyler. Bu sefer karar merci olarak, kararı alan olarak benim kafam karışır. Panik yapıyor. Burada doğru insanlara sorabilmek önemlidir. Ya futbol başka bir dünya. Bak, bir başkan veya bir yönetici futbolu bilmeyebilir. Buralarda hiç problem yok. Futbolu bilmeyebilirsiniz. Ama futbolu bilen doğru insanlarla çalışırsınız. Futbolu bilmek zorunda değil ki Alay. Değil yani. Doğru. Türkiye'de kaç paşam futbolu biliyor? Seni doğru yönlendirebilecek insanlarla çalışabilmek önemlidir. Sayın Başkan'a biz bunu 2 senedir söylüyoruz. Dillendirdiğimiz konular hep aynı. Farklı konular değil. Ama dinlemedi. Yapacak da bir şey yok. Şu an nasıl söylüyorsun Orhan? Çaresizlik görüyorum diyorsun. Bu çaresizliği niye görüyorsun? İşte bundan dolayı görüyorsun. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ya futbolcular bir şey söyleyeyim mi? 3 aydır para almasa da fark etmez. Türkiye'de hiçbir kulüp zamanında parayı ödemiyor. Bak para konuları doğrudur. Zekil anlarım ama o para konularını dahi futbolculara hissettirmeyecek insanlar bulunabilir. O zamanında gördük biz bunları. Ya bir tane Bursaspor'da futbolcu attığı golden sonra yedek kulübesine koştuğunu gördünüz mü? Eskiden hatırlarım ben. Çok. Genel müdüre dahi koşan kulüp şeyi vardı, futbolcuları vardı. Şampiyonluk sezonu. Niye? Niye? Soruyorum niye? Bağlantılar sağlamdı. Çok ya, bağlar güçlüydü. Bir şey vardı, bağ vardı yani. Osman Nuri bir kere dahi koşan. Hatırlarım ben Osman abi. Gördüm yani. Hatırlarım evet. Abi Osman abi kenara duruyordu. İlişkiler çok önemliydi. Volkan Şen gibi bir yokmuştu. Hatırlarım yani. Var yani. Ya şimdi bunlar işte bunlar böyle sağlanıyor. Böyle oluyor. Orada para dahi alaması hadi yani bağlarsın abi bir şekilde. Yapıyorsun İlişkiler yani. Çok önemli ya. Yani şu an Bursaspor'a ilişkiler koptu yani. Asıl problem bu. Bu konuşmak da değil bak. Yok. Sayın Başkan da konuşuyordur futbolcularla. Ya konuşmak tek başına çözüm değil. Eylem önemli. Futbolculara dokunabilmek önemli. O yüreklerine dokunabilmek, onları hissedebilmek. Ya şimdi biz bunu söylüyoruz da başkan da onları yaptığını inanıyor. Evet. Asıl sorun o bence yani. Ama yanlış yapıyor. Başkan onları yaptığını inanıyor. Valla inanıyor Erkancığım ama 2 senedir de tablo ortada. Abi bak problem ne biliyor musun? Geçen hafta dediğim gibi bak biz geçen hafta Beşiktaş'la beraber kaldık. Hakikaten şampiyon olmuş şu anası gibi oldu böyle. Ki bunu yönetim bizden daha fazla yaşıyor. Başkan bir ihtiyaçları vardı. Çünkü ama bu hafta mesela hemen abandone oluyoruz anında. Başkan düşün ki daha cenaze fazla. Cenaze evi gibi değil mi? Çünkü her hafta böyle oluyor anladın mı? Bir hafta iyiyse 5 hafta kötü. Umutlanmak istiyoruz olmuyor ama ben sana söyleyeyim. Mesela kadro yapısı bana göre başarılı. Buraya mesela ben yine Hoca'ya takılı kaldım. Eğer Hoca'ya şu takıma Messi İbrahimovic getirsen bu sistemde oyuncuların hiçbirinin verimli olma şansı yok abi. Anlatmak istedim. Kimler geldi? Bostock dedik iyi. Bak bu hafta adam döküldü. Niye? Adam ileri çıkıyor. Şey bu mesela. İyi değil miydi Beşiktaş maçında? Kötü müydü abi? Bu maçta kötü adam. Yani kadro yapısı çok kötü değil ama hoca bence bu kadroyu ileride sistem, kullanamıyor yani. Sistem oturmuyor bu spora. Ya Barış sistemi çıkıyor. Kadar... Sağ beke kimin geçtiği belli değil abi. Yani orta sahadan santrafordan Badolar geliyor geçiyor yani. Şimdi oradaki şeyi de yapmak lazım. Erkan çok doğru söylüyor. Aynen katılıyorum ben. Şimdi sistemle oynayınca oyuncuların performansı ister istemez. Değişmez mi ya? Şimdi Badu işte maç seçiyor belki. Badu'nun yüksek performansı Bostov'u etkiliyor. Şeyu etkiliyor. İşte kanatlardaki oyuncu değişiklikleri diğer takımdaki gerideki evet, oyuncuları tabii. Etkiliyor. Bak şimdi. Bence direkt ve Pollegven yani. Akisar maçında Şeyu çıkıyorsa Agu girer. Başkası da girmez oyuna. Evet. Tamam mı? Bunu yapamıyor hoca yani. Acelaya gerek yok. Ya yani. Sen Grozov'a oluyor. Ya bırak abiciğim sen Şeyu çıkarırsan o da mal oynar. Evet. Şimdi... Yani de ki Orhan son 10 dakikada hücum hattında daha zenginlik yapmak istiyorsan o zaman Barış'ta çıkar, Aziz Bey'i çıkar, ileri 2 tane santrafor al, topu şişireceksin. Ama sen öyle bir değişiklik yapıyorsun ki yani orta sahadaki adamı alıyorsun, forvet arkasını sağ bek yerine alıyorsun falan böyle garip garip şeyler oluyor yani. Evet evet aynen yani fantezi yapıyor, yani hazırlık maçlarında yapılıyor. Sov nerede arkadaş? Nerede? Soruyor mu ortaya soruyor? Kime soruyor? Ben arkaya gösterim. Sov nerede? Sabah sakat mı? İzne çıktı. Ne oldu bilmiyorsun. Sakatmış. Ya benim çok resmi olmayan kaynağıma göre Kasım'da bir yırtık var. 3 hafta daha yok. Olabilir. Resmi olmayan kaynağıma göre. Alanya maçı önce sakatlanmış son antrenman. Kasım'da bir yırtık var. 3 hafta daha yok. Şöyle bir şey söylendi. Daha önceye dayalı bir sakatlığı varmış ama çok ciddi değildi. Başkan da yalanladı galiba onu. Ama öyle bir sakatlığı var ondan dediler. Ona nüksetti falan dediler ama eğer öyle bir şey varsa daha büyük skandal zaten yani. Benim bak resmi değil bunu da burada. Varsa bir açıklayacak kulüple ilgili sağlık ekibi olabilir, kulübün sözcüsü olabilir. Varsa bir şey ama benim resmi olmayan kaynağıma göre de Kasım'da bir yırtık var. 3 hafta yok. Olabilir.
Bir bardak soğuk su içelim. Cevdet var mı sende? Bir gitti. Yani benim de korkum böyle bir şeydi. Daha ilk geldiğinde mesela sova çok ihtiyacım var mesela böyle bir ortamda. Yok mesela şimdi şeyi 25, neydi Akhisar'ın? Serezno. Şimdi izliyorsun, imreniyorsun tamam mı? Öyle yani bedava bir adamdı bu. Tabii. Ben sende tamam bir oyuncu yok. Oraya şimdi Soğuk'la ilgili söyleyeceğim de söylemeye de hakkım yok yani. Hiçbirinizin yok. Hiçbirinizin yok. Kimse itiraz edemez ki o ismene. Oran dışında. Yani benim Bostok'la ilgili de soru işaretlerim var biliyor musun? Ya Orhan'cım onunla hiç olmaz. Orhan bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Yabancı futbolcular. Benim alınan oyuncular içinde. Başkanın skuatları bomba alınan çıkacak. Alınan oyuncular içindeki en çok beni etkileyen isim Grozov. Ama oynatır oynatmaz bilmiyorum. O da kötüydü ya. Grozov mu? Ben Bostok. Bir gömlek daha üstün bence. Bence. Bunu yazdım ben o Serezno'la ilgili. Bu Sov'u niye aldık? Serezno'yu almadık değil. Sen Sov'u alırsın, Serezno'yu da alırsın. Oyuncuların performans kapasitesi. 3 tane forvet. İyi takımlarda her zaman 3 tane forvet vardır. Kıyas diyorsun hadi. Vardır yani. 3 forvet her zaman iyi takımlarda vardır. Alırsın. Yani şimdi Grozov da bonservisi elindeydi. Serezno'nun da elindeydi. Ama işte doğru yönlendirme diyoruz ya. Kadro mühendisliği başka bir şey. Kadro mühendisliği başka bir şey. Turgay Bahadır Bursa Spor'a gelmeden önce Kayseri Spor'a çok mu iyiydi? O dönem güvenildi. Bursa Spor'da zirve yaptı. Ya bu, futbolcuyu çözebilmek başka bir sanattır. Birlik beraberlik sanattır. Şu var Orhan, bence yabancı futbolcuların çoğu Bursa Spor camiasını hiç tanımıyor. Ondan bu rahatlık bence. Hiç tanımıyorlar Bursa Spor camiasını. Bu şehrin nasıl takımıyla yaşadığını, nasıl alınan bir sonuçta mutlu veya mutsuz olabileceğini kestiremiyorlar. Erkan biraz önce antrenmandaki görüntüden bahsetti. İşte o görüntünün kaynağı bence bu. Şehrin ne hissettiğini bilmiyorlar. Tribünde taraftarı görüyorlar. Belki şehirde bir yerlere gittiğinde yine ilgi görüyorlar. Ama insanların bir hafta boyunca bunu yaşadığını hiçbir zaman şey yapamıyorlar. Hatırlarsın geçmiş yıllarda Sivas'ta havaalanında Stepanov vardı bizde. Evet. Sivas'ı orada kaybettik. Biz Stepanov geldi yanımıza. Bizde surat bir karış tabii. Kaybetmişik. Dedi ki ne oldu hayırdır? Yabancının bakış açısını söylüyorum. Ne oldu dedi yani. Niye dedi bu kadar üzgünsünüz? Ya işte kaybettik falan. Ya futbol böyle bir şey. Yani onun bakış açısıyla bizlerin bakış açısı, yabancıların bakış açısı farklı. Bence biraz bunu yabancılara anlatmak lazım. Kim yani anlatacak? Kulüp tarafından bunun anlatılması lazım. Çünkü bugün şehir, düşün. Şehirde herkes mutsuz. İşte yabancı futbolcu antrenmanda kahkaha atıyor. Nasıl olacak bu yani? Yani bunu hocaya da anlatmaları gerekiyor. Neyse, suçluyu bulmak için geçen sene ile bu senenin ortak noktasını arayın, suçluyu bulursunuz. Ödeyin futbolcuların parasını, bakın nasıl oynuyorlar demiş Almanya'dan Savaş Keskin. Biz Almanya'ya bir selam gönderelim buradan. Bursaspor durmazlarla futbol takımının yerini değiştirelim. İşlerse kazanmazsa olarak yeniliriz, Bursa'nın da şerefini kurtarız demiş. Yılmaz Bey. Artık istifa Ali Güven, Türk futbolunu okuyamıyor. Durum vahim demiş Hasan Munzur. Sol Kuveyt ekmiş. İki gün sonra gelecekmiş. Geri yazmış şimdi de. Herhalde almış kulüpten. Kuveyt'e gitmiş. Evet, tedavi. Yani? Yani iki gün sonra gelecek. Yani. Yok. Neticeye gelecek olacağız. Yani. Muhtemelen gitmiş. Senin istihbaratın doğru. Katar'a gitmiştir belki de. Geldi Katar'a gönderiyor. Hoca Katar'a gönderiyor. Evet, Katar'a gönderiyor. Bu kendi doktoru vardı. O da kendi abi. Doktoruna gitmiş olabilir. Evet. Yani demek ki biraz sıkıntılı bir problem var. Evet. Vallahi o zaman o kendi skandalı abi. O zaman cep dönecekler bu oyuncuların paralarını yani. Orhan. Yani sen bunu öğrenemiyorsan, bulamıyorsan bunun cezasını biri çekmesi lazım değil mi? Mehmet Hoca'nın yani. Sakat oyuncu alınır mı kardeşim? Bu kaçıncı bu yani? Bu bir değil ki. Yani 32 dakika oynayan Bilal Kısa'yla mücadele ettik. Furkan hiç oynamadı. Hep bu dönemlerde transfer edildi bu oyuncular yani. Bu affedilir bir hata olmaz yani. Göreceğiz bakalım. Bir açıklama çıksın. Daha sağlıklı yorum yaparız. Cevdet Bey'e kesinlikle katılıyorum. Bursa Spor 5. şampiyon. Cevdet Bey İzmir'den bir fanınız yine. Halit Yaşar. Hep teşhir dışından Cevdet abi. Bursa Spor 5. şampiyon ve tüm Anadolu takımları ekstra performans göstererek oynuyorlar. Biz hala 5. şampiyon takım kimliğine ulaşamamışız. Eğer birileri futbolculara Süper Lig'in 5. şampiyon olan takımda olduklarını hatırlatmazsa bizi bu ülkenin spor severleri şampiyonluğumuzun tesadüf olduğunu söyleyeceklerdir. Bursa Spor 5. şampiyon bir takım ve bunu tüm Bursa yönetim asla unutmamalı, ona göre hareket etmeli demiş.
bir cevabın var mı? Doğru, yani sıkıntı zaten burada, beklenti çıta çok yükseldi. Camia 5. şampiyon olduğunu farkında ama gelen oyuncular maalesef değil. Bulgaristan'dan geliyor. Galiba benden başka kimse gelen tehlikenin farkında değil. 2 Ekim 2017'de yazdığım mailde bu hocanın bu kadroyla bu işi götüremeyeceğini, görevi bırakmak zorunda kalacağını söyledim. Ama iki hafta değişti ya. 2 hafta önce görevi hemen derhal bırakması gerektiğini yine söyledim. Yerine Astana'nın hocası Stoylov'un ya da Ludogorets'in eski hocası Dermenyev'in getirilmesini önerdim. Ve bunda hala ısrarcıyım. Geçen seneki bütün öngörüleri tutmuş biri olarak bunları söylüyorum. Siz 4. mi 5. mi oluruz diye tartışırken ben 14 ya da 15. bitiririz demiştim. Daha önce de belirttiğim gibi yapılması gereken şuydu. Ara transfer dönemi kapanmadan Lögen ile yollar ayrılarak yerine Stoylov getirilecek ve abuk sabuk bir sürü transfer yerine Tulumasi, Kabananka, Vura, Pako alınıp Poco alınıp transfer kapatılacaktı. Tekrar ediyorum. Hoca hemen ama hemen değiştirilmeli, yoksa çok geç olacak. İbrahim Biçer. Bulgaristan, keşke telefonla katılabilme imkanım olsa diyor ama keşke, böyle maille idare ediyoruz. Avusturya'dan Recep Vardar, sizi her zamanki gibi zevkle takip ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Avusturya'ya da selamlar gönderelim. Takımın en büyük sorunu yabancı hoca ve çok sayıdaki yabancı futbolcular var. Yabancı futbolcu. Ruh yok, hırs yok demiş. Alanya ve Akhisar bizi yendi. Osmanlı uzun bir aradan sonra deplasmanda puan aldı. Güncel duruma göre ciddi bir düşme adayız. Bu hafta yenilirsek hoca gider. Çünkü sonraki hafta Galatasaray zaten bizi yenecek demiş. Ya düşünseniz, baksa kimse de bir umut yok yani. Ya ben yani bir de buna da itiraz ediyorum. Ya bu kadar, ya nasıl bu kadar kaosu seven bir camia olur mu? Ya niye bu kadar karamsarlık? Ya sanki diğer Alanya, Osmanlı, işte atıyorum Karabük, altta kimler var? Antalya sanki takımları dört dörtlük camialar, çok büyük. Hepsi böyle paralarını tıkır tıkır alıyorlar, bütün maçlarını kazanacaklar. Bursa bütün maçlarını kaybedecek, düşecek. Geçen sene oldu abi. Ortada bir tehlike var ya. Geçen sene ya bile bile Ladestan'dı geçen sene. 13 puan fark var. Geçen sene 5. bitirdin ilk yarıyı. Sonra bak bakalım neler oldu. Abi kimse yakıştıramıyor Cevdet abi. Herkes arşivi alacak. Bunu kimse yakıştıramıyor. Herkes arşivi alacak. Bakacak abi geçen sene ne olmuş, neler yaşanmış. Ondan sonra konuşacak. Mesela ne yapalım, ben onu anlamadım. Sabahtan beri eleştiriyoruz biz de. Ya yapacak bir şey yok orada yani. Sen bu kadar böyle yani çok keskin cümleler sarf etmenin bence şu an çok gereği yok diye düşünüyorum ya. Yani. Biri mailini atmış galiba, öyle gösteriyor, okuyamıyorum da. Üstü önemli bir şey yazıyor mu? Şiir mi yazmış? Tamam neyse. Elin altında bir benim galiba. Evlilik teklifi falan yok değil mi? Buradan aşkını da itiraf edebilir. Olabilir. Evlilik teklifi de edebilir. Bizim İsmail'le Raif abi de atmış çıkmamış galiba. Adam benim gönderdim. Bir de Erkan'a da geliyor foto. Tamam. Sana gönderdim resimleri de. Tamam, onları da yapsınlar. Yani bizim kendi telefonlarımıza da. Eyvallah. Ayağı kırılan, bir sene top oynamayan Dembaba dudak kısırtıyor. Geldiğinde sakat olmayan son ortalıkta gözükmüyor. Bursa'ya gelen her topçuya bir şeyler oluyor. Gerçekten çok gürüp bir camiayız. Yani belki çok acayip bir şey de olabilir ama ben olsam takımı Vakıfköy'e de taşırım mesela. Neden orada? Biraz daha aile ortamı var orada. Yani doğru söylüyorsun. Ya var, onlar fikirler tabii. Olması gereken olabilir ama. Ya çok radikal belki bir şey olmuş olabilir. Taşı oraya git. Bak. Ya hatta Bursa orada kalsınlar. Tabii tabii. Bursa Spor kamp yapmayı beceremiyor. Oran vakıfı nasıl gidecek? Oran yalnız fotoğraflara dikkat ediyor musun? Hep küçük taraflar. Yani, evet. Yani o da çok önemli bir şey. Evet, güzel bir şey. Hakikaten olumsuzluklardan bahsede içimiz şey oldu. Ya hakikaten biraz güzel daha. Güzel bir hareket oldu. Çok güzel. Söyleyeyim mi? Yeni nesil için yani, evet, örnek olur. Güzel güzel. Yani gönderebildiğiniz fotoğrafları yayınlamaya çalışıyoruz. Haftaya Badu değil, Bostok kesilir. Hocanın mantalitesi bu demiş Emre Acar. Haftaya Badu değil, Bostok kesilir demiş. Yok canım, o zaman. Bostok'u Bursa Spor'a kim getirdi Cevdet abi? Evet, onu söyleyemem Vecilah zaten. Çok gizli bilgi. Allah Allah. Scoutlar getirdi o başkanı. Başkanın danışmanı. Başkanı özellikle özel danışmanı. Sordum antrenmanda. Dedim kesinlikle
Paul Le Guin'in tercihiydi. Çünkü Fransa Ligi'ni iyi tanıyor. Yok dedi yani, kesinlikle değil dedi. Bizim işte İstanbul'da danışmanlarımızın önerisiyle bu transferi gerçekleştirdik dedi. Üç tane var. İstanbul'da danışmanlar mı var? Evet. Üç tane varmış yani. İstanbul'da veya başka bir üç tane yani parasını yani kendi nasıl yönlendiriyorlar peki? İşte ya onları herhalde futbolcu portföyü var. Ellerinde diyorlar ki böyle böyle. Eğer az önce onu söyledim size. Bu zamana kadar bu danışmanlar mı yönlendirdi? Yok ya, herhalde bu yeni. Yok yani. Var var, bir süredir var ama. Yani. Kim abi? Devrel. Bilen var mı? İsmini bilmiyoruz da. Aktarmamış 3 tane. Maaşını cebinde ödüyormuş. Başkan bana söyledi. Yani evet. Sen biliyordur. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Bir Ilgaz diye bir de duyuyorduk. Evet. Yani Ilgaz Çınar. İstatistikçi değil mi? Ilgaz Çınar mıydı? Ilgaz Çınar. Çıkıyor, Ulusal Kanal'da çıkıyor. Ya kendi bileceği ama onlar da demek ki çok... Ya doğruyu bulsun yapsın da. Aynen doğruyu bulsun. Yani. Soruyorum kim diye ya. Soruyorum yani. Özellikle ya bilmediğim için soruyorum. Ama kulüpte çalıştırdı olmadı, dışarıdan hizmet alıyor, o da olmuyor. Artık en son intihar etmesi lazım herhalde başkanı. Seyitbaşı köprüsünden atacak kendine. Aynen doğru söylüyorsun yani. Daha ne yapacak? Olmuyorsa demek ki fazla zorlamanın esprisi söylüyor. Evet, etabı çıkıyor yani. Basireti... Ali Özçelik İnegöl'den göndermiş. Şampiyon olduğumuz sezondan sonra Bursaspor artık büyük takımdı. Ve her takımın çekinerek geldiği bir deplasmanda ama yıllar içinde biz büyük Bursaspor'u yıktık demiş. Ben de onu kabul edemem ya. Bursaspor eskiden kendi sahasında yenilmezdi mesela. Şimdi bizi en çok sağlayan... Vallahi hiç kabul edemem tek konu o bence yani. Ya bu iş sahada kesinlikle kaybetmemesi lazım. Kesinlikle. İki maçta şimdi taraftar cezası da var Orhan. Evet. Bursa Spor'un da 5 maç kazanması lazım. Özellikle iç sahadaki Malatya, Kayseri, Sivas, Kasımpaşa ve Konya maçları var. Atiker Konya maçları var. 5 tane görelim maçı varsa hemen... Kalan maçları da Bursa Spor. Yani Paul Le Guin'in kendisini bir resetlemesi lazım bence. Yani artık bu rakiplere fazla saygıyı bir kenara bırakıp daha agresif bir takım sahaya sürme, oyun anlayışı anlamında. Taraftar da bundan sonra biraz daha dikkatli olup özellikle bu ateşi, öyle enerjisini oldu, iç sahadaki bu maçlara kazanma adına takıma yansıtması lazım ki Mayıs ayına kadar şu bu takım... Bu arada ekranda kalan maçlar Bursaspor'un. Düzlüğe çıksın, bir nefes alsın. Bu arada da bir olağan kongrede yaklaşıyor. Orada da artık yeni bir sayfa açmakta fayda var. Yani Bursaspor hak etmiyor, cami olarak hak etmiyor ligin alt sıralarında gezinmeyi. Çünkü bakıyorsunuz olmayacak takımlar yukarılarda, camiası daha oluşmamış takımlar çok daha iyi işler yaparken 30-40 bin taraftarını maça çeken, binlerce taraftarını deplasmana götürebilen böyle bir potansiyele sahip bir takımın da çok daha iyi yönetilmesi lazım. Yani. Son maçla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki. Mümkünse söyleyeyim. Evet, İzmir. Çünkü tribünler de tabii kapalı. Yani kapalı derken yaklaşık 15 bin kişi değil mi Erdal abi? Tabii 15 bin dolayında taraftar. 15 bin dolayında taraftar yok. Yani burada Bursaspor yönetiminin bir hamle yapması lazım diye düşünüyorum ben. Bilet fiyatlarına indirim yapıyor. Kesinlikle. 1 TL ben olsam 1 TL veya 5 TL en kötü indirim yani. Çünkü bu maçta taraftar çok ihtiyacımız var taraftar olan. Yani önemli bir karşılaşma. Yani bu niye önemli? Yani düşeceğimizden veya kalacağımızdan değil. Belki de kazanırsak üst sıraları tırmanacağız. Belli de olmaz yani. Gidip Galatasaray'da yenebilir bu takım ama eğer Bursaspor maçı kazanmak istiyorsa başkanın bir yerde artık maddiyatı bir kenara bırakıp burada 5 TL biletleri indirip yani en azından öğrencileri çekmemiz lazım maça. Birçok öğrenci gidebiliriz. Bir sürü fotoğraf geliyor yani, ya. Çocuklar geliyor. O yüzden geliyor biletlerin yani. Kesinlikle ve kesinlikle biletlerin inmesi lazım. Ben final ekibi olarak hakikaten biz önerilerimizi getiriyoruz. Erkan sağ olsun. Çok güzel bir öneri bence de. Bu dikkate alınması gerekiyor. İşten geçmeden o taraftar gücüyle birlikte tablo en azından çok farklı hale gelir. Deplasmanlarda kazanamıyoruz. Şu içerideki maçları kaybetmiyor. Ya Erdal sen güzel söyledin. Bu, yani. Bu güç de var yani. Var Kurle tabii Gönlüğü yani. Bu kadro kalitesi var kesinlikle. Yeter ki birkaç dokunuş yapsın. Sen abi, hala sükunetini koruyor musun? Gelecekle ilgili. Ben koruyorum. Ben eldeki mevcuda bakıyorum. Ya altın var, gümüş var. Ne var elde? Var elimde, ona bakıyorum. Ne var abi? Trabzon'da yoktu Orhan. Trabzon'da Cevdet abi yoktu. Ne var elinde şu an? Ya en azından bir gümüş var yani. Altın olmasa da gümüş var. Yani. 30 seneden beri Bursaspor maçlarına gidiyorum. Deplasman vesaire Bursasporluyum. Paul Le Guin'in gitmesi gerekiyor. Yerine hangi Türk hoca gelirse gelsin bu kadroyla Bursaspor ilk 5'i oynar demiş Sedat Arı. Valla boşta çok fazla antrenör adayı da yok yani. Mustafa Er var abi. Kendi bünyenden çıkarsan ayrı Erkan. Ona lafım yok.
Ama şimdi Mustafa Er desen birçok kişi ona da karşı çıkıyor. Abi kim karşı çıkıyor? İşte burada başkan, işte başkan hatta en büyük sorunu biliyor musun abi? Herkes başkan dinliyor. Diyoruz da mesela. Dedik çok kafası bulanıyor yani. Karar da veremiyor. Yani. Karar veremiyor. Dinlemesi en problem değil. Herkes dinliyor. İbrahim'iz de herkes dinliyordu. Ama kendi kararını veriyor. Levent Kız'ı mesela arıyorduk. Ya kendi aradı valla. Çoğu zaman kendi aradı. Ya nasıl transfer? Saatlerce dinliyordu, konuşuyordu. Evet. Ama hiç mesela herkesin şey yaptığını sonunda karar kararı aldı. Kendisi tabii veriyordu. Tabii abi ya, alıyordu yani. En kötü şey karar verememek. Üç günde transfer bitirdi mesela Levent Kızıl'ı yani. Ama dinlerdi. Hakikaten aldığı oyuncu için arıyordu ya, soruyordu. Tabii tabii. Kaç defa. Ya Mehmet Öncel aldım nasıl diye soruyordu mesela, atıyorum. Mehmet Türk Mehmet. Evet. Serkan Açmer. Fikrimizi soruyordu adam yani. Ama dinliyordu yani. Başkan da dinliyor ama başkan ne yaptığını çözemiyorum yani. Dinliyor da karar veremiyor. Ya işte bizi dinliyor, İstanbul'dan yönlendiriyorlar demek ki. Onlar daha çok sallıyor demek ki Cevdet abi. Yani Bursa Spor'un da İstanbul'dan yönetildiğini artık biliyor, bilmeyen kalmadı herhalde. Ne kadar şimdi ya, yine çok sert dedi. Niye Bursa Spor İstanbul'dan yönetilsin ya şimdi? Sen de var ya. Ne evet Cevdet abi. Yok ben korumaya geçiyorsun yok abi. Yok koruma hiç alakası yok. Ya, ya şimdi fikri. Ya şimdi. Ya Bursa Spor'un bir koruma. Bursa Spor için birkaç kişiye danışıyor. Şimdi Bursa Spor İstanbul'dan mı yönetiliyor oluyor? Ya sen ya Erdal abi ya şimdi ya. Erdal abi senin görüşüne saygı duyuyor. Ben de saygı duyuyorum. Duymuyorsun hemen şey yapıyorsun. Hemen bir koruma geçiyorsun. Yok. Karşı fikrimi söylüyorum ben, saygı duymamakla ne alakalı? Ama hararetli söylüyorsun yani, sıkıntı evet, orada. Evet doğru, biraz daha yumuşak. Biraz evet sevgilerden akacak. Ne alakalı? Problem mi? Yani? Yani öyle bir şey çıkarmak bence yanlış olur, ağır olur. Yok yönetiliyor da olabilir ya. Yani ama yanlış yönetiliyor, onu anlatıyoruz. Fotoğraflar efsane. Işte bizde. Değil mi? Fotoğraflar efsane. Bursa'yı yaşamayan, buradaki şeyleri bilmeyen insanlardan fikir alıyorsunuz. Yo, bu oyuncu işte oyuncu konusunda İsmail kız çıktı. Çıktı mı? Öyle mi? Evet. Kurtuldu İsmail. Maşallah vermiş bir yani. Maşallah. Sevgili Cevdet, istiyorsan Amerika'dan yönet. Dikkatimi çekiyor, fotoğraflarda da sen varsın. Seni denk getiriyorlar. Demek ki... En çok size orak konuşuyor. İşte sağ sonuçlarından çok... Bak yine ben çıktım. Sağ sonuçları tarafa geçiyorum ama Bursa Spor'un o mücadeleci kimliği, savaşan kimliği çok önemli bu çocuklar için. Yani çocuklar Bursa Spor mağlup olduğunda bir okula gidişleri var. Yani ezildiğiniz laflarını çocuklara hissetmemesi lazım. Tamam yenilebilirsin ama savaşarak, mücadele ederek, topların direkten dönsün, kaleci çıkarsın, böyle kaybet. Yani doğru. Bunlar çok doğru, önemli. Doğru. Ama böyle gidiyorsun Akhisar gibi bir takıma karşı iki tane pozisyonu zor buluyorsun. Bir tanesi rakibin hatasından. Bizim mağlubiyet artık rutine döndü şey abi. Olamaz. Sen çok gücüne evet, gidiyorsun. Evet geliyoruz galip bizi değiliz babacığım. En çok çocukları çözülüyorum ben. Ya şimdi bu hafta Akhisar ne yaptı? Orta alanda baskı yaptı. Evet. Malatya ne yapacak? Orta alanda Murat Yıldırım oynuyor. Aytaç Karı oynuyor. Aynen baskı yapacak. Aynen. Aynısı birebir. Kayseri gelecek. Sen onu kırabiliyorsan. Sen bunu nasıl çözeceksin onu bilmen lazım. Teknik kadronun işte. Bu başka işte. Kimsenin işi değil. Ben de aynı onu yazdım. Yani şimdi Murat Yıldırım bak Aytaç Kara. Orta sahası bunlar Malatya'nın. İki tane koşan, mücadele eden, seni yıldırmaya çalışan maçı iki tane önlü var işte. Maçı maaşları alıyorlar diyorlar. Evet. Ya aynı bak aynı şekilde. Zaten sert oynayan bir takım i̇şte Malatya. İşte Borlaşma buna çözüm getiremedi. Sıkıntı. Bence yönetimin iş bilmezliği hocaya da sirayet etmiş. Ya bu işi farklı boyutta yaşıyor ya da gitmek istiyor. Önümüzdeki maçta Harun orta saha, Aziz Forvet, Stanko Kale'de oynayabilir. Onları orada görebiliriz demiş Rıdvan Kara. Şaşırmam yani açık söyleyeyim. Yani oyun içinde o kadar değişik pozisyonlar geçiyor ki futbolcular bile ne yapacağını bence bilmiyor yani. Bu kadar değişken bir takım olmaması lazım. Ben şunun üzerinde de durmaya çalışıyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. Bu takım koşamıyor arkadaşlar. Yani çalışmadığı için mi koşamıyor? Çok kopukluk var ya fark edildi. Yani koyabilirsin sıkıntı yok. Onu oraya koy. Demek ki deniyor bunu hafta içi idmanlarda ki koyuyorsun. Bu takım koşmuyor. Fiziksel anlamda sıkıntısı var. Ya yorgun. Bak ya yorgun ya da ya Orhan bir şey söyleyeyim. Fiziksel anlamda şimdi Giovanni'nin nasıl çalıştırdığını da biliyorum. Bak bilmiyorum. Mesela. Yani şimdi başka bir şey çözümlemiyorum ki. Futbolcudan nefret ediyor Giovanni'den mesela. O ağır. Yok hayır ondan dolayı söylemiyorum. Çalışma temposundan dolayı. Yani Giovanni'nin yüklediği kondisyonun oldukça iyi olduğunu söylüyorlar. Yani futbolculara epey yüklendiği için sevmiyor derken bunu mecazi anlamda kullanıyorum. Gitsin anlamında değil yani. Bu anlamda çok çalıştırıyor. Tabii bu işin bilimsel değiliz. Şöyle bir gerçek de var. Yok ama düştüğümüz sene kondisyoner Giovanni'ydi. Öyle miydi? Yani. Hacı'nın düştüğümüz sene. Hakikaten içim karardı. Söyleyeyim ya şimdi. Ya, sonra ya. Kadar.
Ya şu sıralar acil şeydi. Beytullah doğru söylüyor. Ya şimdi bilimsel kondisyonlarını ya şimdi Orhan şimdi. Ama Orhan'a katıyor çok yorgun takım mesela görüntüsü çiziyor takım yani. Ya ben bilmiyorum. Ben merak ediyorum yani. Ya sıkıntı burada ben pas yüzden düşük olunca devamlı topun arkasında koşunca maalesef bu durum ortaya çıkıyor. Pas yüzden yükselsen topu ayağında tutan futbolcuların fazla olsa ekonomik kullanacağım o kondisyonu. Ama şimdi adamlar koş. Topu zaten bir gidiyor bir geliyor. O yüzden de sıkıntı oluşuyor. Bence oradaki sıkıntı bu. Evet, Galatasaray maçı da bitti. 3-0 den sonra ama takip edebildiğim kadarıyla. 3-0 10 kişi kaldı Galatasaray. Belanda yattı. Bitti. Hazır mı? Sonuçlar. Evet, 21. haftanın sonuçları bu şekilde. Malatya 1, Kasımpaşa 1, Göztepe 3, Osmanlı 3, Gençlerbirliği 0, Trabzon 0, Akhisar 1, Bursaspor 0, Kayseri 1, Sivas 1, Alanya 1, Konya 2, Başakşehir 0, Fenerbahçe 2, Galatasaray 3, Antalyaspor 0. 22. haftanın programı da 16 Şubat Cuma günü Konya Beşiktaş maçıyla başlıyor. 17 Şubat Cumartesi Antalya, Kayseri, Sivas, Osmanlı, Fenerbahçe, Alanya maçları var. 18 Şubat Pazar 1.30'da Bursaspor, Malatya, Karabük, Akhisar, 16'da Trabzon, Başakşehir, 19'da Kasımpaşa, Galatasaray. 19 Şubat Pazartesi günü de 22. haftanın kapanış maçı saat 20'de Gençlerbirliği, Göztepe. Gelen fotoğraf var mı üstüne? Onları da görelim sonra kapatalım. Elimizde var mı? Hiç. Meclis yetiştirmeye çalışıyorum. Ha, ver onları da sonra da kapatalım yavaş yavaş. Evet, bu hafta izleyicilerimize de finali açtık. Onlardan gelen fotoğrafları finalin içinde yayınladık. Şu an gördüğünüz gibi. Teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Hem mailler bir hayli fazla, kusura bakmayın okuyamadıklarım oldu. Önümüzdeki hafta onları da değerlendirmeye çalışacağız bir daha gönderirlerse. Fotoğraf gönderip de yayınlamadıklarımız varsa bu uygulama demek ki insanların özlemini çektiği bir uygulama. Önümüzdeki haftadan itibaren yine devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Sizlere de teşekkür ediyorum. Keyifli bir programdı. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir zamanı ki çabalı, bir zamanı ki romanı.